Ferman Toprak'tan muhteşem şarkılar. Ferman Toprak geliyor. Aşktan ölen tekrar ölmez diyorlar. Kırılan kan tekrar sevmez diyorlar. O gitti bir daha gelmez diyorlar. Söylesene söyle inanayım mı? Söylesene söyle inanayım mı? Hazır mıyız? Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça ağlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halime. Gelmişine geçmişine sayıyormuşum. İşine geçmişine sayıyormuşum. Vay 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 vay. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça ağlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halim. Gelmişine geçmişine sayıyormuşum. Gelmişine geçmişine sayıyormuşum. Kardeş, bayağı tesbih gibidir, bilir misin? Derdin varsa çekmesini bileceksin. Mutlu olduğun günlerde de sallamasını bileceksin. Ama sen alış bir zaman sevdiğini, dostunu üzmeyeceksin. Hayat da sana bu dersi versin be. Her şey sizin olsun arkadaş. Ne dert size, ne bize uğrasın. Hayatı tesbih yapmış, hep beraber yürüyoruz. Söyle sana söyle inanayım mı? Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça ağlıyormuşum. Deli diyorlarmış beni halime. Gelmişine geçmişine sayıyormuşum. Gelmişine geçmişine. Benim takdimi yaptı orada. Öyle mi? Biraz kendinden bipli adamsın. Ne iyi adamsın ya. Magazin masasında çarpıcı konular. İbrahim Tatlıses ağladı ve yine hepimizi duygulandırdı biliyorsunuz. İbrahim Tatlıses neden ağladı efendim? Neden hadi ağladı? Bakalım, evet, bir bakalım, kıyamam, izleyelim. Kıyamam. Aşkın ile yanar mıydım ne bileydin? Nurum. Bu dünyada senden ayrı başka kim var? Sana gelen bana gelsin kadan ben ağlarım. Bir Allah'ım bir de sensin beni yaşatan. Sana gelen ben senin mutlu olmak için. Gelemez. İmparator! Evet. Azerbaycan'da dişi imparator, dişi İbrahim Tatlıses diyorlar bu hanımefendiye. 32 yıl sonra İbrahim Bey'i görüyor, yanına gidiyor ve üstelik onu gördüğü için kurban kesiyor. Aa, çok güzel. Bu kadar önemli yani. O kadar aşık ki İbrahim Tatlıses'e. Aynı zamanda Sinan, biz o hanımefendiyi 2015 yılında O Ses Türkiye'den de tanıyoruz. Aslında tanırlar, çok da aşinayız. Ama bu söylediği şey, İzmir'deki bu buluşma çok onun için de çok duygusaldı. Ama İbrahim çok duygusal. Bir de İbrahim Bey de şöyle yapıyor ya orada imparator, yani aman nereden açtın yaramı gibi. Niye bu kadar yaralı İbrahim Tatlıses? Orada o kadar hüzünlü ki ben dün gece 5-10 kere seyredip ağladım.
Artık şarkı söylemeyi bence çok özledi. İnsanlarla buluşmayı çok özledi. Ah canım. Bir tek bir şey çözemiyorum ben. Yani ne olur yanlış da anlamasın ama İbrahim Bey sürekli o dükkanda o köşede oturuyor ve fotoğraf çektiriyor. Yani bunu daha büyük bir organizasyon haline getirebilirler. İnsanlar İbrahim Tatlıses'i görmek istediler. Hep aynı yerde, aynı şekilde dükkanda insanlarla buluşuyor ve ya fotoğraf... da dükkan, o yakında dükkanı büyütür. Ama iş yerinde ama çok ben, mutludur ya. Çünkü dünyanın her çok yerinde kişi geliyor. İnsan akıyor. Orası müze gibi oldu. İbrahim Tatlıses müzesi gibi oldu. Müze gibi oldu. Gerçekten. Yani ama insanların amacı orada kebap yemek değil, orada sadece işte İbrahim Bey. Orayı öyle bir yapmalı ki. Bir şey söyleyeceğim. Büyütmeli değil mi? Orası toplasanız 200 kişi, 250 kişi alıyor. Daha rahat etsin. Sen İbrahim Bey daha rahat etsin diyorsun. Daha rahat etsin insanlar. Yani mesela bir organizasyon olsun ki biz de gidelim, dokunalım, sevelim. Gidelim beraber uçağa atlayıp hafta sonu. Gidelim gelelim. Şey zaten ikimiz gidelim. Pazar günleri. Ben bildiğim sadece pazar günleri orada. Evet. Fotoğraf çekim için İbrahim abi orada bulunuyor. Kuyruğa giriyor herkes. Ama şey tamam yani. İmparator yani canım, bambaşka bir yerde başka bir şekilde görmek istiyorum ben İbrahim. Özgür, geçenlerde bir şey çok söyledim. Çok özledik hepimiz. Seda abla bir röportajın, sizin röportajınızı ama dinledim. Orada dedi ki ben beni vuranlara dahi beddua etmedim. Ama bir tek kişiyle sıkıntı yaşıyor. O da kim biliyor musun? Sesinde ona problem yaşattığını düşündüğü doktoru. Doktoruyla. Yani hayatından daha çok şarkı söylemeyi seviyor. Evet, bu kadar ben özel de hep bir aynı şey söylüyorum. Ben İbrahim Tatlıses'i sahnede izleme fırsatı bulmuş biri olarak onun o sahne şovunu, o sahnesini, şarkılarını o özlemle dinlemek istiyorum. Ama dediğim gibi yani o dükkanda aynı yerde oturup ve sürekli fotoğraflarda da görmek istemiyorum İbrahim Tatlıses'i. İnsanlar oraya gelip yemek yiyor. Saatlerce İbrahim Bey'i bekliyorlar tamam, ama biliyorsun bir de o var yani. Sen farklı yerde olsun diyorsun. İbrahim Bey'in kebapçısının bir sürü şubesi var. O, onun başında duruyor. Ama İzmir'e yerleşti ya şimdi tamam, biraz buradakilere güzel kırıldı, oraya gitti ya. Bence oradaki natural insanlarla İbrahim Bey orada özünü yaşıyor. Tamam. Çünkü zaten buradaki o vefasızlıktan kaçtı gitti. Buna, kırgınlıklarını buna, arkada bıraktı buna ve gitti. Buna sonsuza kadar katılıyorum. Ama dediğin doğru, evet. İstanbul'da çok da dükkanı varken İbrahim Tatlıses Seyrantepe'deki dükkanda dururdu, otururdu. Giderdik, görürdük. Evet, ama hani böyle şey çok fotoğraf çekilmezdi. O da özledi. Ama daha şimdi, büyük bir organizasyonlar. Ama Özgür şimdi olmalı. Çok hasret kaldı insanlar. İbrahim Bey'e hepimiz çok hasret kaldık i̇şte onu ya. Onu söylüyorum. Herkes o yüzden oraya gidiyor yani. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. İbrahim'e şaka yaptın mı? Ya mevzu üzerine aslında birçok şube dedin ya. Bu stüdyoda bir şaka yaptık İbrahim abiye. Ne yaptın? Sahte burgerciler türemiş. İbrahim abinin adını kullanıyorlar. İbo burgerciler. İşte acılı menü var, aramam menü. Çocuk menüsü yapmışlar. İdo burger. Ondan sonra İbrahim abi buradan demişti ki onları biliyorum. Program bilsin hepsine gideceğim. Zor tuttuk burada İbrahim abi. Abi şaka falan diye. Allah cezanızı verecek. Yeah, falan diye. Söylemesek gidiyordu yani. Allah'tan önce sağlık versin. Ve bir an önce yeni şarkılarını dinleyelim. Amin. Bu iddia gündeme damga gibi vurdu. Beren Saat hamile mi? Hayır bu çok be önemli. Dün çok ince ve hassas bir konuydu bu. Ay ne hamile değil be, kadını da şey sevenlerini de şey yapmayın. Değil hamile. Gel şöyle bir şey. Seren. Uzun, bu var bu ne sivri dil. Uzun zaman. Seren dedim kız. Beren diyeceğim ve Seren dedim. Yok hayır be. Seren hamile değil. Beren de değil. Beren de değil. Değil miymiş hamile? Şöyle bir şey. Uzun zamandır bir tedavi görüyor. Hatta özel bir hastanede, Nişantaşı'nda özel bir hastanede tedavi olurken oradaki bir hemşire bu gizlilik kuralını ihlal ettiği çok için ayıp hastaneden çok başka ayıp hastaneye geçtiler. Çok ayıp. Ve çok meşakkatli bir dönem geçirdi. Siz bu tüp bebek konusunda biliyorsunuz birçok insanı evlat sahibi ettiniz. Çok, çok. O dönem meşakkatli ve zor bir dönem. Hele bir kadın için. Psikoloji bir de bu kadın göz ben önünde bir kadın. Ben dua ediyorum Beren'in. Kenan'ın çocuğu olsun. Çok İnşallah. Evet şu anda yurt dışındalar zaten. Dualar Kenan ediyorum. Bey, siz de dua edin. Los Angeles'ta. Fransa olsun. Fransa. Kenan o kadar iyi. Yok Amerika'da. Beren'i çok tanımıyorum ama Kenan. Dünya iyisidir. İnanılmaz. 10 numara bir adam. 10. Şimdi Beren Saat hamile mi değil mi herkes çok merak ediyor ya. Sürekli herkes yazılar yazıyor falan. Aslında şu ekran başındakilere de söylemek lazım değil yani. Şu an ama tedavi için. Değil mi? Maalesef değil. Şu anda. Biz konuşuyoruz o tutar. Şu an. Tutacak o. Tedavi bence tedavi devam ediyor.
güzel enerjiler göndermek lazım. Evet. Onun da onun ve onun gibi anne olmak isteyen kadınların da ruhunu okşamak lazım. Bence Allah doğru vakti saati biliyor. O ol derse en kısa zamanda olur inşallah. Kesinlikle öyle. Tabii. Üzülmesin. Onu diyorum, Allah herkese nasip etsin. Ben de yakında baba olacak Ferman abi. Nisan'da baba olacak. Evet, Nisan'da. Evet. Nisan'da inşallah bir kız. Cinsiyeti belli mi Ferman? Kız olacak. Nisan'da. Nisan'ın 20'si 27'si arasında gelecek. Allah olmayan herkese nasip etsin. Kısmışlar kısmet işi. Ben de Ferman'ımın karısı gelinimi öpüyorum. Oh benim canım gelinim. 40 yaşına baba olacağım. Allah'tan herkese Allah nasip etsin. Allah tamamını erdirsin gelinim. Peki Alişan'la Buse evet. Neler yaptılar efendim? Ece Erken'e gitmişler neler neler yapmışlar hemen izleyelim. Sen tekrarını izleyelim. Koskoca Alişan. Koskoca Buse Barol. Nerede acaba? Nerede acaba? Nişanlısı değerli oyuncu Buse Varol'un düştüğü durum evde. Ya böyle değişti kız ya. Çocuğu görünce bir değişti ya. Baba baba. Koş koş. Koş. Aşkım gel yapma gel buraya. Evine geldik şu an. Bak 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 ben de şu an seni çekiyorum. Layık gördüğün. Ya aşk olsun. Masam. Nasıl bekliyorsun? Ya bir şey ama bir şey söyleyeceğim. Bak evimde sehpam yok şu an. Misafir gelmiyor ki bize hiç. Bir şey değil mi? Niye öyle biliyor musun? Ya yeter ya. Sana bir şey diyeyim mi? Uğur Dündar gelse evini kapatır kuracağım. Yarın sehpa alıyorum. Özür dilerim. Benim evime misafir gelmiyor. Berna Gara, sen kim ya? Anneciğim bunlar ne yapıyor anneciğim? Nereye gidiyorsunuz? Gezmeye gidiyorum. Ay, şapın ne? Ben böyle bir şey görmedim. Buse yorulmasın diye. Alişan neler yapıyor bak. Karaca kadar böyle taşıyor. Evet. Ay, her yerde böyle. Her yerde böyle. Ortak nereden buldun bunu? Alişan çok mutlu değil mi? İnanılmaz. İlk defa ben Alişan'ı bu kadar evet. Mutlu görüyorum. Gerçek normal bizim yanımızdaki Alişan'ın ekrana yansıyışı bu. Bir çocuk bir dünyayı nasıl değiştirir? Eymen'in yaptıklarıyla gördük. Eymen de o kadar tatlı. Eymen'le aşk yaşıyor bu. Ay maşallah bir yakışıklı. Yani Allah zaten şansını bol etsin. Ece'ye öyle dedim zaten. Sen ben nasıl mahrum edersin? Mahrum edersin. Yalnız ben tabii sabah köründe kalkıp herkes takip ettiğim için sen mi dedin Ece mi dedi? Birisi şöyle bir iğneli bir laf soktu. Şöyle ki. Ece Alişan hayatta iğneli laf. Hay Alişan'a değil. Önceyle ilgili bir şey geçti. El öpme. Bak bu kız ne kadar akıllı. Alişan'ı sevdiklerinden koparmıyor. Sen mi dedin Ece mi dedi onu? Ece demiştir onu. Ha. Ece dedi. Ece doğru. Çünkü neden demiştir biliyor diyor, musunuz? Bak, o bile farkında. Daha dedi, önceki dinliyorum. Doğum günü partisine, Alişan'ın doğum günü partisine X kişiyle Ece davet edilmemişti. Ve Alişan'la arası açılıyor diye de insan kankasıyla üzülüyor böyle aramıza bir kız mı girdi diye. Ha. Şimdi dedi ki Buse için o kadar hepimiz seviyoruz ki o hepimizi çok seviyor ki tamam zaten değil mi kaleyi içten keşfedildi. Buse için bütünleştirici bir kız diyor. Evet. Diğerleri daha ayırıcıydı diyor. Hayır bir de baktığın zaman çocuklar ablam çocuk olur. Görüyorsun çocuğum. Tabii sen kime çektiğin belli ya. Oldu. Aferin. Maşallah. Aferin. Kendimiz izliyorum. Evet. Bir çocukla inanılmaz çocuk olabiliyor arkadaşlarıyla. Bakın o evde bir enerji var, bir eğlence var. Sehpa yok yalnız. Ben alacağınız mı yoksa ben yollayayım mı? Biz alacağız. Çok acıdık bu sabah izleyince çok üzüldük haline. Kız para toplayacağım birazdan alacağız. Sizden. Ece Erken'e sehpa alacağız. Şart yokmuş sehpa. Ama ne çok yapamıyoruz. Güzel diyor. Benim evime misafir gelmez ki diyor. Ha ben misafir sevmiyorum. Sehpası ev olur mu? Sevmiyor mu misafir? Sevmezmiş ya. Gündüz gelsin. Gece gitmiyor diyor. Ben sabah çalışıyorum diyor. Gece gelmeyin diyor. Gündüz gelin diyor. Bir de çocuk var evde. O da doğru. Çocuk da var. Ama burada yani Alişan'la Buse'nin aşkının ne kadar güzel olduğu, birbirlerine ne kadar uyumlu oldukları ve Alişan'ın bence hayatında ilk defa bu kadar mutlu olduğunu ama görüyorum yine ben. Yine bir tarih çıktı bir ortaya. 5 Mayıs deyince tarih verince ben korkuyorum Alişan. Niye? 5 Mayıs diyorlar. Yok. O konuyla ilgili Alişan bağlandı bugün sabah bizim verildi. Programımıza. Mayıs'la alakalı hayırlısı olsun dedi. Mayıs'la ilgili beş herhangi bir şey yok. 5 nereden çıktı? 5 Mayıs yok. Ha yok. Ha. Onu Ece söyledi 5 Mayıs. Hayır aşkım bir astrolog hanımefendi sen 5 Mayıs'ta evleneceksin dedi. Astrolog. O da yok öyle bir şey dedi. Onu söyleyelim. Alişan 5 Mayıs'ta evlenecek ama Mayıs ayı içerisinde evleneceğini söyledi. O da neden söyleyelim. Ece 11 Mayıs'ta doğmuş.
Ece demiş ki Buse ile Alişan'a, bana 11 Mayıs'ta bir hediye alırsınız inşallah demiş. Buse de demiş ki belki sen ondan önce bize bir hediye alırsın. O yüzden 5 Mayıs'ta 11 öncesi bir hafta öncesi gibi durum bu yani. Yani 10 Mayıs en kötü. Yani çok işte enteresan, bir dizide tanıştılar. İşte hani her şeyden bir hayır doğabilir değil mi? İtiraflar havada uçuştu. Bir şey diyeceğim Seda ablacığım. Aşk olma düşünüyor musun? Bak. Aa, her gelen konu. Şimdi evlenmeyi düşünmüyorum, bunu söyledim. Aa, kesin mi? Kesin. Evlenmek kesin istemiyorum. Kesin bilgi yayalım. Bu canlı yayın günlerce konuşulacak. Seda Sayan ve Nihat Doğan 12 yıl sonra bir araya geliyorlar. Çok özel bir canlı yayına hazır olun. Nihat Doğan az sonra. Seda Sayan'da. Aşk 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 zorunda benle. Aşk zorunda benle. Özcan Deniz eski sevgilisiyle nerede yakalandı? Ünlü sanatçı neler söyledi? Süperstar Ajda Pekkan eski eşinin cenazesine neden gitmedi? Ünlü sanatçı tepkilere nasıl cevap verdi? Gezdim seni sokak sokak. Ahmet Kural'la ayrıldıktan sonra kendini yollara vuran Sıla bu kez nereye gitti? Yan, yan benimle. Az sonra Seda Sayan'da. Magazin masasında çarpıcı konular. İbrahim Tatlıses ağladı ve yine hepimizi duygulandırdı biliyorsunuz. İbrahim Tatlıses neden ağladı efendim? Neden hadi ağladı? Bakalım, evet, bir bakalım, kıyamam izleyelim. Kıyamam. Mıydım ne bileydin? Aşkın ile yanar mıydım ne bileydin? Nurul. Bu dünyada senden ayrı başka kim var? Sana gelen bana gelsin kadan ben ağlarım. Bir Allah'ım bir de sensin beni yaşatan. Sana gelen ben senin mutlu olacağım. İmparator! Azerbaycan'da dişi imparator, dişi İbrahim Tatlıses diyorlar bu hanımefendiye. 32 yıl sonra İbrahim Bey'i görüyor, yanına gidiyor ve üstelik onu gördüğü için kurban kesiyor. Aa, çok güzel. Bu kadar önemli yani. O kadar aşık ki İbrahim Tatlıses'e. Aynı zamanda Sinan biz o hanımefendiyi 2015 yılında O Ses Türkiye'den de tanıyoruz aslında. Tanırlar, çok da aşinayız. Ama bu söylediği şey, İzmir'deki bu buluşma çok onun duygusal. İçinde çok duygusaldı. Ama İbrahim çok duygusal. Bir de İbrahim Bey de şöyle yapıyor ya orada imparator, yani aman nereden açtın yaramı gibi. Niye bu kadar yaralı İbrahim Tatlıses? Orada o kadar hüzünlü ki ben dün gece 5-10 kere seyredip ağladım. Seyredip artık şarkı söylemeyi bence çok özledi. İnsanlarla buluşmayı çok özledi. Ah, bir tek bir şey çözemiyorum ben. Yani ne olur yanlış da anlamasın ama İbrahim Bey sürekli o dükkanda o köşede oturuyor ve fotoğraf çektiriyor. Yani bunu daha büyük bir organizasyon haline getirebilirler. İnsanlar İbrahim Tatlıses'i görmek istediler. Hep aynı yerde, aynı şekilde dükkanda insanlarla buluşuyor ve ya fotoğraf... da dükkan, o yakında dükkanı büyütür. Ama iş yerinde ama çok ben, mutludur ya. Çünkü dünyanın her çok yerinde kişi insan akıyor. Orası müze gibi oldu. İbrahim Tatlıses müzesi gibi oldu. Müze gibi oldu. Gerçekten. Yani ama insanların amacı orada kebap yemek değil, orada sadece şey İbrahim Bey. Orayı öyle bir yapmalı ki. Bir şey büyütmeli değil mi? Orası toplasanız 200 kişi, 250 kişi alıyor. Daha rahat etsin. Sen İbrahim Bey daha rahat etsin diyorsun. Daha rahat etsin insanlar. Yani mesela bir organizasyon olsun ki biz de gidelim, dokunalım, sevelim. Gidelim beraber uçağa atlayıp hafta sonu gidelim, gidip gelelim. Şey zaten ikimiz gidelim. Pazar günleri. Ben bildiğim sadece pazar günleri orada. Fotoğraf evet. Çekim için İbrahim abi orada bulunuyor. Kuyruğa giriyor herkes. Ama işte tamam yani imparator yani bambaşka. Kimseler olmasın yanımda, kimseler olmasın.
konuşulacak. Seda Sayan ve Nihat Doğan 12 yıl sonra bir araya geliyorlar. Çok özel bir canlı yayına hazır olun. Nihat Doğan az sonra. Seda Sayan'da. Seversen sev, hep hatırlatır.
sanma bir başka soru yerimi alır. Gelenler gideni elbet aratır. Çok istedim. Canlı canlı bir şarkıyla açmak istedim. Çünkü böyle oynayarak, zıplayarak programı açmak içimden gelmedi. Afrin'de o yavrularımız bizim için savaşırken son duyumum 9-10 köye sahip olduk. Rabbim yavrularımızı korusun. Önce onları, saygılarımızı, sevgilerimizi, dualarımızı göndererek programı açalım dedim. O yüzden böyle açtım. Telefon numaramız 0212-702-9090. WhatsApp ihbar hattımız 0549-214-1010. Pelinçini burada. Bayılıyorum sana. Bayılıyorum. Hayır, konuşacağımız çok şey var. Beni de sıkıştırabilirsin. Biz Pelin'i sıkıştıracağız çok bugün. Pelin'i. Tabii Pelin'i çok... biraz sıkıştıracaklarmış. Sıkıştırırız ama biz hepsinin üstünden geliriz kız. Çok zaman oldu Seda abla, çok güzel gözüküyorsun. Ay teşekkür ederim canım benim. Çok sen mutlu oldum. Geldiğin için çok sevindim. Özgür Aras burada. Alkışlayayım mı? Sinem Yıldız burada. Sinem. bu saç da güzel. Bu da günden güne bak, ben beğendikçe sen değiştiriyorsun ve hoş oluyor. Tabii doğru yolda ilerliyorum. Evet. Özgür, çok trendsin. Teşekkürler. Aa, okşan diyorsun yani. Peki. Peki. Davet ediyorum. O geliyor. Survivor'a gitmeden önce. Niye gülüyorsunuz? Gülüyor, herkes gülüyor. Gel dedik. Aslında kendi kendini davet ettirdi. Ben de dedim ki o zaman gel bari. Ben aradım gel diye. Peki gelsin mi? Gelsin. 13 yıl aradan sonra Nihat Doğan geliyor.
Hoca. Bu adamda ne varsa dur be. Ha? Bu adamda ne varsa dur, seviyor. Yıllardır beni susturdun, yıllardır. Yeter artık. Bugün konuşmaya geldim. Vallahi yeter. Vallahi yeter. Millet bana diyor ki ya. Nereye konuşuyoruz? Yakan mı? Mikrofonun nerede? Hayır, iki tane mikrofon buna olunca şaşırdım ya. Çok söyledim. Ya şimdi konuşuyorum ya. Millet bana diyor ki ya sen nasıl hatip bir adammışsın? Senin hitabetin ne güzelmiş, retoriğin ne güzelmiş, belagatın ne güzelmiş. Ya sen ne kadar donanımlı adammışsın, biz seni niye bilmiyorduk? Aha, bütün sebebi bu. Vallahi sen... Ya söyleyeyim. Ya hiç konuşturmadı beni. Yani iki buçuk, üç senem. Çünkü sen... Üç senede üç cümle ya konuştum zaman... ya konuşmadım. Bir dakika. Konuştuğun... Bir dakika. Konuştuğun zaman şey ettirmişsin, öyle tüy dikmiyordun. Onun için böyle diyordum bak. Sus. Bana diyor sadece gel. Dolan. Coşku. Dolan. İki de çiçek ver, tamam. Ya sus iki peşeceğiz. Ama sus aman aman. Görüyor musun? Korkuyor ağzımdan yanlış bir şey çıkar diye. Nasıl konuşturmadım? Ay çok utandım. Vallahi billahi ya. Manyak. Aha, Özgür de şahit. Ben de şahit. Özgür'ü koyuyordum araya. Özgür söyle Allah aşkına iki cümle konuşayım bari ya. Üç saat programda oturuyoruz, klip çekiyoruz. Bir tanesinden bir tane. Bir şey söyleyeceğim. Tamam, bak. Bir dakika dur. Tabii bir dakika. Yine konuşturmadı, gördünüz mü? Ya bir selamlasaydın bari insanları. Nihat Bey, Nihat Bey nasıl yüzün nasıl yapar? Dedim hemen ki. Hemen kaçacağız. Sakın. Sakın. Program yaparız program arasında. Çıkan, surata bak yap. Sakın. Tam konuşacağım zaten, bakışından anlıyorsun abi. Kaçlar. Program yapıyoruz, ne yapıyordum? Sakın ya, daha program yapıyoruz ya. Kendi programımı yapıyorum, ara oh dedim kurtuldum ya, artık rahat konuşacağım. Daha reklam arası daha baktım. Sercan telefonu yetiştir. Efendim hayatım, ben de zannedim ilk program hani tebrik edecek. Çok da az konuş, Allah kahretmesin. Az konuş, dilini ensenden çekeceğim senin. Yeter ya. Ne? Dilini ensen? Dilini ensenden çekeceğim dedi, hayatımda ilk defa duydum. Abi ne yapıyorsun? Ay, Allah seni rezil oldu. Şu an başta stüdyodaki... Allah seni kahretmesin, manyak. Otur biraz. Yeter. Efendim başta stüdyoda bulunan çok değerli hanımefendiler olmak üzere... ...ve ekran başındaki hanımefendiler olmak üzere... ...hepinizi selamların en güzeli Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Güzel olmaktan da onur duyuyorum. Ecemi'ye, Sinem, Özgür... Ay çok manyak, kız rezil etti beni. Hayatım. Nasıl yapıyordum? Sakın. Hoş geldin. Sakın ya, konuşamadınız yeter ya. Vallahi kırmadım. Günlere konuşmaya geldim ha. Ay. Bak. Her şeyimi dökeceğim. Bütün kutlarımı dökeceğim. Anlat. Bak konuşma deme sakın. Peşim tamam, söyleyeyim. Yok konuşma demeyeceğim. Evet. Şimdi ilk önce Ece Vahapoğlu'nu alalım. Kitaplar tamam. Yazdı bu konuda. Bütün hizmeti kadınlara. Ben onu çok seviyorum. Çok sevdiğim arkadaşım. Spor konusundaki iddiasına da katılıyorum. Sonuna kadar da arkasındayım. Bu işi en iyi bilenlerden biri. Ece Vahapoğlu geliyor. Seni hemen aldım ki. Şimdi burası magazinciler. Sen hani ne olursa olsun bu adam üstüme gelmeye başladı. Dakika bir, gol bir. Şurada beni korursun yandınız. Diye. Yandınız. Her şey dökecek mi ortaya? Ne var ne yok hepsi dökülecek. Bir dakika. Ne yapıyordum sana sakın. Bir şey söyleyeyim mi sana? Yönetmen yakına gir. Ya vallahi bak ya daha tam şimdi programına konu. İlk röportaj yapacağız da ilk gazete... Nerede yakalandık biz kız, onu da unuttum. Tam konuştu ben bir şey... Seda Hanım'a katılıyorum dedim bari. Ya programın kaç defa çıktığımı da bilmiyorum. Ne dedi? Seda Hanım'a katılıyorum. Ne yapayım? Nihat Bey artık katılıyorum dedim hanımefendiye. Ne diyeyim Seda Hanım'a katılıyorum ya. Ama buraya katılmaya gelmedim söyleyeyim yani. Kurtlar dökülecek. Aha. Kurtlar dökülecek. Çok dolu geldi. Yemine. Kurtlar dökülecek. Çok dolu. Ama çok ayıp. Ben seni nasıl karşıladım? Ececiğim ben sana bir anlatacağım. Harbiden kitap olur yani. Diyorsun bak, yani. Bak ben sana zeydim üçüncü baskıyı. Sen benden yana ol, kurban olur, çok güzel. Bu arada kıyafetimizin uyumu. Bir şey söyleyeceğim. Ben Ecem geç bebeğim, ne şöyle otur. Geçiyorum. Şimdi ben Paris'teydim hafta sonu. Biliyorsun hafta sonu değil, hafta başı. Çünkü
cezamız vardı. Daha önce sevgili partnerim, canım kardeşim benim, programın arkasında da biliyorsunuz ki fenomen Uğur Aslan Fenomen Avında diye programı var. Uğur'la yaptığımız bir programdan yediğimiz cezadan dolayı 3 gün cezamız vardı. Ben dedim ki gideyim bari Paris'e alışveriş yapayım dedim. Yaptığım alışverişlerden içinde bugün makyözüm Gamze ve yıllardır asistanlığımı yapan Şerife bunu seçtiler. Bunu çok giydim. Güzelmiş. Bu kadar olur ya. Buraya. Bu kadar olur. Bu kadar olur. Ben de. Çıkmadan, karşınıza çıkmadan önce hani odasının kapısını çaldım. Hani misafirperverliğimden merhaba diyeyim dedim. Aha dedim aynı ceket, aynı renk, aynı elbise. Tövbe bismillah bu kadar dedim. Tevafuk olur bak ben sana ben de hafta sonu seni programına katılacağım diye. Dedim şöyle bizim Muş civarlarına bir gideyim. Onun da Cüdümlü köyüne gittim. Vay. Ne yapalım Allah'ın Anadolu çocuğu. Gerçekten bak bilmeden. Biz, bak siyah takım da. Gel buraya çık. Sercan dedi ki. Yemin ediyorum birbirimizden haberimiz yok. Allah ben hafta Allah. Sonu Paris'ten aldım bu kıyafeti. Ve dedim ki hani böyle saçımla da kontrast çok olsun güzel. Böyle güzel olsun. Hani Nihat'ı da ağırlayacağım. Her zaman bir şey söyleyeyim mi? Hala aynısın valla. Hala. Yani ilk gördüğüm gibisin maşallah. Oh. İlk nasıl görmüştün? Hala. Ve bir şey söyleyeyim sen. Ben şeye inanmaya başladım. Bazıları diyor ya kendini donduruyor monduruyor öyle bir iğneler mi? Özgür sen o işleri bilirsin. Sen dondurdun mu? Ne yaptın kendini ya? Dondu. Ben seninle ilgili fikrim. Beni dondurdu. Ben 12 sene önce gördüm dondum yine dondu. Seda Sayan'ı görünce dondum mi? Diyorsun. Hala çok güzel. Hala çok güzel Allah'ım. 12 sene önce sen Nihat o güzel yüreğini hesap bildiğin ver. İçin evet. İlk ne zaman Seda Hanım'dan etkilendin? Yani bu stüdyoya girince de böyle kaldı. Şöyle şeyler yok. Şarkı söylüyor. Hayır merak ediyoruz. Bütün halk merak ediyor. Öyle şeyler. Niye gene Survivor'dan bahsedelim. Survivor'a gidiyor. Sakın. Ya şunu söyleyeyim mi? Sakın. Sakın. Yapmayın takvim yap. Sakın. Sus. Sakın. Konuşun. Sakın. Aa lütfen var bir de. Aa lütfen. Bir şey aa lütfen. Bunun bir sakının meşhur bir aa lütfenin meşhur. Bir gün oturdum kadınlar toplanmış. Tamam mı? Ya birinci ya ikinci annesinin ellerinden öpüyorum. Annesine kurban olurum. Çok seviyorum. Annem de Seda Hanım'ı çok sever. Bundan sonra Nursel. Nasıl aa lütfeni söylüyorsun Nursel abi? Nursel abla. 10 kişi oturmuş bunlar. 10 tane. Sana. Aa ben bayılırım Nursel'e. Senden ama çok sen onu severim. Sen saygılı çocuksun ya ondan sonra. Abi 10 tane kadın. Ben de hani beni... Aile dostlarıyla tanıştıracak ya oturuyorum abi. Konuşma bu. Diyor, o diyor kadın diyor şu kıyafet giymişti. Aa lütfen Seda. Öbürü böyle yapıyor. Aa Seda diyor ki aa Nihal lütfen. Aa Nursel lütfen. Aa lütfen. Ya yarım saat aa lütfen aa lütfen aa lütfen. Bir. İkincisi Seda dedim bir şey söyleyeyim mi? Sakın. 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 Hayır güzel ya. Şimdi. Sen var ya. Allah sana ömür versin. Amin. İnşallah birinci olursun. Kız yalandan sen de benim için bir şeyler söyleseydin bari. Vallahi Allah ömür versin. Köller sağlar. Ay, bu kadar taklidimi Allah aşkına evet. Benim taklidimi yap başka bir şey istemiyorum. Sabah akşam senin taklidimi yapayım ne yapayım yani. Bu arada tabii şu var şimdi toplumda. Öğrendiklerini söyle öğrendiklerini. Öğrendiklerini. Ben bu kadından çok şey öğrendim de. Demiyor muyum kız? Kız demiyorum daha geçen gün söyledim dedi, vallahi. Dedi canlı yayında dedi. Bak bir şey söyleyeyim mi? Televizyonculuğu mesela bana gerçekten öğreten Seda Hanım'dır yani. Seda Hanım. Yalan yok. Yani her şey mesela kamera açısına hala bazı konuklarımız geliyor programda. Mesela ters dönüyorlar. Alırım mesela Seda Hanım'dan öğrendim. Hemen kameraya doğru döndürürüm, çeviririm. Gözümü kameradan başka, almam. Mu başka? Gözümü kameradan övmeni, almam. Övmeni. Durabildiğim kadar duruyorum. Bak ondan bir şey öğrendim. O ne yapıyor? Gözlerini ne yapıyorsa gözü. Böyle abi. Evet Mustafa Bey. Bir şey ya bir kere çıkmaz mı adam? Dayanır ben 15 saniye sonra gözümü şey yapıyorum. Övmeni. 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 Kraliçedir. Kraliçedir. Daha ne yapayım sabahtan beri sana çalışıyorum ya. Ben de sana çalışıyorum. Sen de adam gibi adamsın ki buradasın. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sen de... Şimdi insanlar bazen... Kız gelsene ne uzakta kaldın öyle ya. Şimdi bunu söylemem lazım. Toplumda o kadar kötülük çok hakim üzüldüm. Oldu ki... ...ve mutsuzluktan mutlu olmaya çalışan o kadar insanlar çoğalmaya başladı ki... ...ve bu kronikleşmeye de başladı. Kronik bir hastalık haline gelmeye başladı. Yani mesela...
Ayrılmayı bilmiyoruz, tartışmayı bilmiyoruz, kavga etmeyi bilmiyoruz. Eskiden her şeyin bir edebi adabı vardı. Ayrılığın da bir adabı vardı. Kavga etmenin de bir adabı vardı. Bizler sanatçı insanlarız, aydın gidebilmek, insanlarız. Gidebilmek değil mi? Güzel tabii. Gidebilmek. Ya aydın insan, sanatçı insan her şeyi taşımayı becerebilmeli. Ben hep onu söylerim, bir şarkımın sözlerinde de var. Sevgiyi taşımanın ağırlığı 1000 tonsa, ayrılığı taşımanın ağırlığı 10.000 tondur. Çünkü bunu söylemem lazım. Çünkü karşındaki insanın adamlığını, bu hem kadın için adamlık, burada hani bir cinsiyet meselesi değil. Karşındaki insanın adamlığını severken, beraberken değil, ayrılırken anlarsın. Doğru. Ayrılığı taşıyan adam, adam gibi adamdır. Yani bizler de yani toplumda o kadar çok ya... Seda, sen de güzel programlar yapıyorsun, haber içerikli. 14-15 yaşında liselik çocuklar sevgilisinden ayrıldı diye gidip artık birbirini öldürmeye başladılar. Tövbe tövbe. Yani bizler medeni insanlarız. Evet, 10 sene önce, keşke daha önce beraber olsaydık ama senin çok güzel bir sözün var. Demek ki zaman bu zamanmış. Zaman. Medeni insanlar ayrılırken de konuşabilmeli. Ya öyle... Beraber olsaydık derken yani yan yana gelip yine programda... Evet. Evet, birlikte. Ben ya demek ki dediğin gibi yani zaman bazen ayrılıkların zamana ihtiyacı olduğunu kesinlikle hissediyorum ve biliyorum ben. Çünkü o zaman size bazı şeyleri daha kabulleniyorsunuz. Onu daha dost olarak görüyorsunuz. Ben onun arkasında olmak istiyorum, yanında olmak istiyorum, evet, yöresinde olmak istiyorum, akıl danışsın istiyorum, ona yönlendireyim istiyorum. Yani o zamana ihtiyaç var. O zaman olmadan da olmuyor. Evliysen bile olmuyor. Tabii canım, onu... Yani evlilik dinde bile o bir zaman geçmeden de o dostluk olunamıyor. Olmuyor Nihat. Olmuyor. Bir yani, de herkes senin gibi de duramıyor. Durmuş işte, ama durdun. Şimdi bakıyorsun, ha, ben hayatımda ben ilk defa böyle bir şey gördüm ya. Bizde mesela bizim doğuda aşiret kavgaları mesela kadın başörtüsünü çıkarıp ortaya attığı zaman dava sona erermiş. Kavga sona erermiş. Şimdi bakıyorsunuz öyle erkekler var ki aman ya Rabbi. Kadının nesi var nesi yok. Ya olur mu? Kadın hanımefendi. Kadını başının üstünde taşıman lazım. Kadınlar çiçektir. Kadınlar kıymetlidir. Yani kadınlarımız hayatın rengidir. Kadınları aldığın zaman hayattan renk solar. Renksiz, soluksuz bir hava çıkar. Hiç tatsız bir yemek olur. O yüzden... Niye adama sus dediğimi anladınız mı? Bak, ne gerçekleri söylüyoruz, yalan mı söylüyoruz? Yeter daha. Allah Allah. Diyorlar ki tüm askerlerimiz için canlı okuyun diyorlar. Eledim. Ecem, sıkılmıyorsun değil mi? Arkadaşlar okuyalım mı? Okuyalım. Hadi okuyalım. Gel. Hadi canlı. Simila mı yapalım? Tamam. Afrin'deki askerlerimize gelsin. Mehmetçiklerimize gelsin. Allah'ım onları muzaffer eylesin. Ayaklarına taş değdirmesin inşallah. Asker analarına da gelsin. Şehitlerimize gelsin. Seda gelsin. Aynalı beşikte yavrum bebek beledim. Aynalı beşikte yavrum bebek beledim. Büyüttüm. Gitti de geldi.
geldi yavrum, buna ne çare? Gitti de gelmedi yavrum, buna ne çare? Gitti de gelmedi yavrum, buna ne çare? Gitti de gelmedi yavrum, buna ne çare? Bir güzel sıymadır aklım ağlama, aşkın sevdasına canan sineme sala. Kınamayın, kınamayın ehli din olan. Gitti de gelmedi askerim, aman aman, buna ne çare? Gitti de gelmedi Mehmet'im, buna ne çare? Gitti de gelmedi yavrum, buna ne çare? Efendim. Sakal. Sakal. Yok. Efendim diye başladıysa bak. Dua sakal. Dua etmek istedim Mehmetçiklerimize de içimden öyle geldi. Kün feyekün olan, ol deyince olduran Allah'ım. Geceden gündüzü, gündüzden geceyi çıkaran Allah'ım. Ey arş-ı alemin sahibi olan Allah'ım. Ey tonlarca ağırlığı bulutları gökyüzünde yüzdüren Allah'ım. Sana sığındık ya Rabbi. Sen senin ordun olan sana secde eden bu orduya mağlubiyet izi gösterme ya Rabbi. Amin. Ona uzatılan elleri Ebu Leheb'in ellerini kuruttuğun gibi kurut ya Rabbi. Amin. Öyle diyor şair. Bu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Yükselsin ezanlarla müeyyet namın. Galip et çünkü bu son ordusudur İslam'ın ya Rabbi, galip etsin inşallah. Evet. Of. Şimdi bir itirafta bulunuyorum Nihat'la ilgili. Ben de tüyümü yok. Niye tüyünü temizliyorum ki, sen anlamadım. Şimdi biz o zaman yani 13 sene önce birlikte olduğumuzda Nihat'ı bana, bunu çok iyi dinleyin, sizler de dinleyin. Çok yakıştırmayan vardı, çok eleştiri aldım. Yalan mı Nihat? Çok, en yakınlarım bile. Ben de hep böyle diyordum bak. Şimdi konuşuyor ya, ne kadar güzel konuştu değil mi? Diyordum ki siz onunla hiç oturdunuz mu? Hiç konuştunuz mu? Hiç dinlediniz mi? Onun donanımını biliyor musunuz? Yani ben bakmayın sakın diyordum ama...
çok ateşli olduğu için sakın diyordum. Çünkü inanılmaz tepki gösterim. Tepkileri büyük bir adam olduğu için. Aman antipatik olma, aman karışma, aman sen şöyle yap. Yalan mı Nihat? Aman 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 diye diye diye. Fakat etrafıma hep siz onu tanıyor musunuz? Siz onunla hiç oturdunuz mu? Onunla sohbet ettiniz mi? Onun donanımını biliyor musunuz? Ve şimdi bakıyorum, bundan önce de Beyaz TV'de yaptığı programlarda benim bile hayranlıkla dinlediğim, bunları ezberleyip çıkan bir adam değil o. Bu adamın ruhunda var bu. Bu adamın donanımında bu var. Baktım hepiniz o kadar güzel izliyorsunuz ve dinliyorsunuz ki. İnanılmaz gönüllere dokunur, inanılmaz yüreklere dokunur. Ama ben çok mücadele verdim. Ha biz anlaşamadık. Şimdi dostane ben onu burada ağırlıyorum. Misafirim. Bu saatten sonra ben ne olurum onun için arkasında, yanında her türlü kuvvet olurum. Onu korurum, kollarım. Ama gerçekten o zaman bakmayın siz o benim taklidimi yapıyor. Doğru yapıyor çünkü o zaman da öyle bir zamandı Nihat. Doğru. Aman, aman. Ya bir de şu var biliyor musun Seda, ben bugün daha iyi anlıyorum aslında. Tabii hicve diyoruz. Mizaha malzeme çıkarıyoruz. Biraz da sanatçı, biraz da meseleleri mizahla eşleştirmek durumundadır. Hiç bir sanattır. Çünkü affına da sığınarak tabii o taklitlerini yaptım. Hakkını da helal ettim. Ben seni de kırdım. Sende böyle bir tedimiz var. Şimdi güldüm ben de gözümden. Maalesef eskiden deliler, eskiden deli insan, deli olmadan veli olunmaz derlermiş. Eskilerin delisi bir kutsiyet, bir manası varmış. Eskiden deli olmak cesur işiymiş, cesaret işiymiş. Yani deli. Aman ha, gidelim o deliye danışalım. Muhakkak ki deli gerçeği söyler. Çünkü delilerin sahibi Allah'tır. Şimdi öyle bir dönemde yaşıyoruz ki maalesef o delilerin, velilerin, evliyanın, enbiyanın, alimlerin yok edilmeye, kötülemeye, hor görülmeye, istihza edilmeye çok müsait bir zamandı aslında o zaman. Çünkü öyle diyor üstad. Sufiler yani deliler bu dünyanın delisi, sufiler bu dünyanın delisi ama velakin ahiretin akıllısıdırlar. Aslında ben sana çok teşekkür ederim. O dönem ben dönem dönem kızıyordum. Özgür'le de dertleşiyordum. Ya konuşuyoruz ama kızıyorum. Bugün aslında senin bana nasıl bir koruma zırhı verdin. Çünkü bunun da ben belki kendi içimdekileri hani söyle. Kızıyordun sen bana. Anlatmak istiyordum. Ben de hep dur. Konuşacağız zaman bu zaman. O zaman öyle değildi Ece. Değildi. Hep frenliyordum onu. Aslında söyledikleri ve söyleyecekleri o kadar doğru şeylerdi ki. Hep aman Nihat, aman dur Nihat, kurban olayım Nihat. Sakın bunu burada böyle deme. Öyle yapma, şöyle yapma diye. Biraz önce söylediği gibi hicvetti ama öyle değildi. Ben hep onunla ilgili konuşulduğuna siz onu tanıdınız mı? Seda, hiç oturdunuz mu? Seda, ben itiraf ettim. Hakkınızı helal edin bu arada. Hakkınıza girmiyorum. Kusura bakmayın böyle. Biz tabii 12 sene boyunca hiç böyle ilk defa yan yana geldiğimiz için. Yüzleşiyoruz da bir anlamda. Evet, tabii canım yüzleşmek de lazım. Topluma da örnek olma noktasında. Çünkü sanatçının bir yönüyle öğretmenlik tarafı var. Öğretmenlik. Sanatçıdan öğretmen olur. Sanatçı illaki hep şarkıları öğretecek diye bir şey yok ki. Sanatçı öğretmen kişi, yeri gelecek hakkı anlatacak, hakikati anlatacak, doğruyu anlatacak. Toplumu daha medeni, daha çağdaş, daha modern bir seviye çıkarma noktasında, örnek olma noktasında bir şeyler anlatacak yani. Yüzleşiyoruz, yüzleşmemiz de bence gayet de güzel. Sizce? Biz bir hayranlıkla dinliyoruz. Gerçekten çok bizi zor mi? Bir şey yapıyorsunuz. Evet, gerçekten hayranlıkla dinliyoruz yani, değil mi? Çok zor bir şey yapıyorsunuz çünkü hani bugün önümüzdeki haberlere bile baktığımızda Seda abla o kadar çok ayrılık, boşanma, daha doğrusu bence buna ayrılamama diyelim. Çünkü bir türlü kıvıramıyoruz doğru düzgün ayrılmayı. O kadar çok haber Pelin var ki. Pelin sesini açın. Pelin Çin'i konuşuyor. Biraz açın Pelin, sesini. Evet. Yani sizi şöyle hani ağzım açık izliyorum. Hatta Özgür'e şurada yazdım demin. O kadar güzel duruyorsunuz ki yan yana. Şuradan da baktım. Çok ciddi bir örnek oluyorsunuz. O kadar doğruları konuşuyoruz ki. Hiç yalansız riyasız. Yüzleşiyoruz burada. Ben biraz bir gün bunun eteklerini kestim. Ya mesela yani neden Nihat Bey, çok özür diliyorum girdim yani, ama neden? Hayır, çünkü neden biliyor musun? Bakın arkadaşlar. Hadi bakalım. O gün aslında yapmış olduklarımın bugün ne kadar doğru oldu. Çünkü ya
ilişkiler dahi o kadar large bir hale geldi ki. Doğru. Bak kadını sahiplenme. Yani öyle bir şey olmuş ki kadına bir laf söyleyen sanatçı, aa bravo bak ne güzel laf söyledin der hale gelindi. Doğru. Bir seviyesizlik, enteresan bir böyle ahlaki dezenformasyon aldı başını gitti. Doğru. Bizler de gençlere kadınına sahiplenmeyi öğretmeye çalıştık aslında. Yani... Sakin ol, sakin. Niye ben çok sakin. 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 Ben Ece sana böyle bak, dehşetle bakıyor kız. Ama... Sakin. Şekerin, senin şekerin var mı? Baktırdın yok, mı şeker? Yok, hiç yok vallahi şeker. Benim senin yanına geldiğin şekerim var. Vallahi şekeri var gibi. Böyle bir arada bir duymadı. Çünkü senin... bunun şekeri yükseldiği zamanlar var. Nihat Doğan'dan özlü sözler. İzleyelim. Allah. Şekerin var. Benim adım Nihat Doğan. Yediğim pekmez, gittiğim Antep. Duvarda resmim, mahallemde ismim var. Kimse bana hikaye anlatmasın kardeşim. Yok işte Nihat, o zaman yazacaksın. İçlerinde meleği taşıyıp şeytan görünenler, içlerinde şeytanı taşıyıp melek görünenlerden daha mübah. Suskunluğum asaletimdendir. Lakin her söze söylenecek bir cevabım var. Ama lafa bakarım laf mı diye, bir de adama bakarım adam mı. Bu soru son sorudur. Nihat Bey, kabul ediyor musunuz? Kabul ediyorum. Bizim hayatımız hep risk olmuş kardeşim. Her türlü riske zar atmışız biz. Rahat ol. Her türlü varım. Buyur sorabilirsin. Ben ihtiraslar ile, kibir ile her yerde savaşırım. Kibrin olduğu her yerde savaşırım. Kibir uzayda dahi olsa uzaya çıkar, uzayda savaşırım kibirle. Edebi olmayan ilim insana kıyan bıçak gibidir. Edebi olan ilim ise hayat kurtaran bıçak gibidir. Burası ev, ev, ev. Buranın amiri de benim, başkomiseri de benim, valisi de benim, kadısı da benim ya. Lakin bunu yazan insanların toplam zeka ortalaması, benim koyunlarımın toplam zeka ortalamasından daha düşüktür, bu böyle bilini. İki gözümü vermeye tereddüt etmem. Bak Seda, bu son sözün, son söz mesela söyledim hani benim koyunlarımın bakışları Avrupa'nın koyunlarının bakışlarından bile çok daha güzel, farklı geliyor. O ne dediğim mesela söz, komik geldi bana da. Şimdi komik işte geldi. Çünkü ne? O cümleyi aldığın zaman komik geliyor ama biz aslında orada memleket sevgisini, ülke sevgisini, ülkendeki Alevisini, Sünnisini, Boşnağını, Kürtünü, Türkünü. Hani onun öncesi var işte, ayırmaksızın hepsini eşit haklar temelinde sevginin anlam ve manasını aslında söylemek istedim. Dedim ki ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bu ülkenin hepimiz bayrağını, seviyoruz, ezanını çok seviyorum. Ama cümlenin hepimiz önü var. Kurban oluruz. Ama hayatım cümlenin önü var. Bak, ben dedim bu ülkenin Trakyalısını seviyorum. İç Anadolu'su, Karadeniz'i ayırt etmeksizin hepsini, herkesi seviyorum. Arnavut'u, boşluğa. Hepsini. Hem Şinlisini, Gürcüsünü, bir... tabii tabii hepsini çok seviyorum. Boşlak kızıydın değil mi sen? Boşlak hatta, kızı, hiç unutmam. Hatta öylesine çok seviyorum ki bu ülkeyi. Ya ben bu ülkenin ağacını, dağlarını, yolunu, tepesini de seviyorum. Hatta o kadar çok daha fazla seviyorum ki ya ben bu ülkenin koyununa aşığım, köpeğine aşığım, kedisine aşığım. Hatta ve hatta bana öyle geliyor ki benim ülkemin koyunu bile Avrupa'nın ülkesinin koyunun bakışına çok daha farklı geliyor dedim. Yani... Şimdi Allah aşkına bak ülke sevgisini... Bazen komik adamsın ya. Gel kabul ama et. Ama işte ya şimdi... Gel kabul et. Komik sen kimle yapıştın da böyle ya, tüy oldu? Ne bileyim sana yapıştık, senden hep tüyler geldi bize. Bazen komik... Şimdi ne okuyacağız? Bak, canlı canlı. Bak, canlı canlı. Ses alabilir miyim? Biraz daha açabilirsek. Tamam. Sana yaptığım şarkıyı okuyayım mı? Hangisi? Bir tanesine. Bir tanesine. O kadar çok şarkı yaptınca ikisini okuyayım. Bir tanesinden bir tanesine. Sen gerçi unutmuşsun, unutmuşsun şarkıları. Unutmuş şarkıları. Burada birisi tigoti tigoti diyordu, hangi şarkıyı? Seda Hanım aklını açmıyordu. Okudum. Ya. Seda Hanım'a yapmış olduğumuz bir tanesinden bir tanesiyle. Sen bana Allah'ın
verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Sen bana Allah'ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Helalim malın yazıp baharım diğer yarım. Sensizlik ölüm bana, havam suyum ekmeğim aşım. Helalim alım yazım baharım diğer yarım. Sensizlik ölüm bana, havam suyum ekmeğim aşım. Bir tanesinde, bir tanesinde, can tanesinde, can tanesine. Ben sensiz ne yapamıyorum. Gül tanesinde, gül tanesine. Bir tanesinden, bir tanesine. Can tanesinden, can tanesine. Ben sensiz yapamıyorum. Gül tanesinden, gül tanesine. Ödül sesimi, sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Sen bana Allah'ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Helalim malın yazım baharım diğer yarım. Sensizlik ölüm bana, suyum ekmeğim aşım. Helalim alın yazım baharım diğer yarım. Sensizlik ölüm bana, havam suyum ekmeğim aşım. Bir tanesinde, bir tanesine. Can tanesinde, can tanesine. Ben sensiz yapamıyorum. Gül tanesinde, gül tanesinde. Bak sensiz de yaşıyorum. Gül tanesinde, gül tanesinde. Bak sensiz de yaşıyorum. Gül tanesinde, gül tanesinde. Şarkı öyle değil. Bir dakika. Bir tanesinde. Sakın. Sakın. Sözleri değiştirme sakın. Sakın. Kaşlar yine kalktı. Evet. Bir tanesinden. Bir tanesinden. Sakın. Şarkının sözü değiştirdin. Sakın. Kaldır. Sakın. Düştün mü kaldır. Kaldırırım her türlü. Her türlü. Her türlü. Hayatta kıyamam. O da oğlak, ben de oğlan. Bir tanesinden. Bir tanesine. Can tanesinden. Can tanesine. Ben sensin. Gül tanesinde, gül tanesinde, gül tanesinde.
duy sesimi. Bir eski düştün gördüğüm. Yine sana yaptığım şarkıydı. Bu şarkıyı da bana yaptı. Adam şarkı içinde kaldı. Daha ne yapayım? Nasıl faydam olsun? Şarkı içinde. Yine yaranamadık. Her türlü faydam var. Sus öyle söyle sakın. 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 Söyle. Söyle. Söyle ki söyle de ki. Kadın her türlü faydalı de. Kadın her türlü ya. Her türlü. İyi kadın. Allah razı olsun. İyi kadın Allah razı. Ya zaten iyi kadın demekten başka bir şey demedim ki. Demedim ki. Kötü müyüm ki? Hiçbir şey demedim vallahi. Ulan bir dakika. Ne? Sanki kötülük ödüm koptu ya. Bana diyor ya şekerli kendisi benimle. Kız ben senden öğrendim herhalde bu şekerlenmeyi ara. Hayır. Sanki kötülük varmış da ben iyi diyormuşum da diyormuşum gibi oldu. Aa ha. Mümkün mü? Öv beni. Mümkün. Öv beni. Dünyanın en naif, dünyanın en kibar, bak, dünyanın en güzel ruhlu, dünyanın en hatırşinas. Bak söyleyeyim yeter kız. Kız yeter. Nasıl bir ev kadını? Tertemiz, tertemiz. Aa bir şey söyleyeyim mi? Hasta. Hasta temizlik hastası. Kaç defa beni evden kovdu. Çorabım neymiş efendim? Çorabı orada bırakıyormuşum. Evden kovdu. Ayrıldık ha. Kimse bilmez. Özgür'ü biliyor. Yalan mı? Vallahi sizi söylüyorum. Survivor'da ne yaptığını yaşadıkları. Ya görün. Esas şimdi yaşayacaklarımız adına var ya. Dediğim, aşkım dediğim ülkemi size emanet ediyorum. Kırmayın onu. İncitmeyin onu. Dominik Griki kalmasın Dominik. Allah! Üç kişi birden biri bilmem ne yapıyor, öbürü yapıyor. Yemek bitiyor. Üç saat yemeği yapıyorlar. Üç saat sonra da ay tırnağım gitti, parmağım koptu. Şu an eskiden kaybedince çok üzülüyordum. Kazanınca çok seviyorum. Şimdi ben de arkadaşlarıma uyacağım. Kazanınca fazla abartmayacağım sevincimi. Kaybedince de fazla üzülmeyeceğim artık. Yine kazandın! Yes! 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 Nihat kazandı! Yes! 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 İşte bu! Tamam. Nihat doğru farkın herkes görsün! Sen var, sen galibiyet var. Ben yok, sen galibiyet yok. Yes! Yes! Lan 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 lan. Yes! Olmaz böyle bir an ya. Ben burada kalkıp da işte arka bravo müthiş kazandılar, onların hakkıydı işte bu ilahi adalet. Bundan sonra açık ve net söyleyeyim, bu takımın eskisi kadar başarılı olacağını zannetmiyorum. Biz zaten bizim hayatımız strateji olmuş. Bir yarışma anında bütün arkadaşlarımız için de başka bir power olacağını çok iyi biliyordum. Oyun içine karışmasın kimse. Hadi, hadi. Yarışmayı kaybetmeyi göze alırım, karakterimi değiştirmeyi göze almam. Ben böyle bir karakter olduğum için Nihat'ın... Of Allah'ım ya, of Allah'ım, of, of Allah'ım ya, of Allah'ım, of Allah'ım ya. Ne çıkardın yine? Of Allah'ım. Kaybederken üzülmeyen, kaybetmeye mahkumdur. Adamsın ya, adamsın. Kaybetmek yok, kaybeden İstanbul'a gitsin. Hop! Oh! Hop! Oh! Ya! Bizi bu sesler oyala, aldırma dolandırma, aldırma dolandırma. Gelsin Nazır abin. İyi anne çok iyiyim. Allah'ım olsun sizleri özledim. Ve kral tek başına savaşını verip finale çıkacak dedim. Bugün finaldeyim. Bu dokunulmazlık sembolünü anneme hediye ediyorum. Anneciğim seni çok seviyorum. Ellerinden öpüyorum.
Ben sana söyleyeyim, bir şey söyleyeyim. Ekibi bak. Seni ve ekibini tebrik ediyorum. Muhteşem gibi. Ben ilk defa izledim bu görüntüleri. Sen orada fenomen oldun. Evet. Orada oldun. Orada insanlar senin aslında ne kadar derin bilgilere sahip olduğunu anladılar. Yani. Birazdan Ece seni burada canlı yayında çalıştıracak. Survivor'a nasıl hazırlanman gerektiğini. Bir şey söyleyeyim değil mi Ece? Evet. Ece Vahapoğlu benim canım arkadaşım. Sayısız kitapları var. Sayısız bu konudaki kitapları Ece var. Ece çok keyiflidir. Evet. Birazdan Survivor'a giderken neler yapması gerektiğini, nasıl hazırlanması gerektiğini. Ya ne hazırlık mı kaldı? Üç gün sonra gidiyorum zaten. Olsun. Orada da lazım değil mi Ece? Söyle. Kaslarımızı kaybetmeyelim değil mi? Adada ne yapmamız adada lazım? Onu bana anlat. Tamam o güzel. Hayır o güzel. Kas durumu nasıl? Adada öyle bir şey yapma imkanımız yok çok fazla. Bir de açken değil mi? O kadar sporda yapamayacağım. Mesela aşk maşk oluyor mu orada? Yok hiçbir şey olmuyor ya. Vallahi bir şey olmuyor ya. Anlasana. Vallahi hiçbir şey olmuyor abi. Kadın erkek gibi erkek kadın gibi oluyor. Vallahi ciddi söylüyorum. Nasıl? Gerçek söylüyorum ya. Yani. Bak hiçbir şey aklına gelmiyor. Yemin ediyorum ya. Bak hiçbir şey ya. Yani erkeksel ve kadınsal içgüdü olur ya. Gülmeyin kardeşim bu Allah Allah. Hocam anlatsana bunları. Ben Ece. Ece Vahapoğlu yani, anlatsın. Bunlar, bunun uzmanı olarak anlatmayacağım ama demin dedim yani çok ilişkiler vesaire. Kasla ilgili çok şey yapamazsınız çünkü açken zaten enerji yakıt almadığımız işte zaman çok fazla enerjimiz olmadığı için spor yapamıyoruz. Bir de spor yapıldığı zaman şey ya. Testosteron hormonlarını salgıladığımız bir yani spor yapınca testosteron hormonu salgılanır. İşte enerjimiz yükselir. Agresifliğimiz ondan mı oluyor? O açlıktan. Şeytanın gibi boğa gibi oluyoruz. Açlıktan o. Açlıktan mı? Çok manyaksın. Açlıktan. Yani enerji her şeyi. Erkek kadın. Anam artık anamın yanında bir şey konuşmuyor benimle. Vallahi anama gidiyorum bana ne oldu ne bitti. Hiç kimse konuşmuyor. Oğlum her şeyi televizyonda anlatıyorsun diyor. Artık sana bir şey söylemiyoruz. Ne yapayım şimdi Acun Bey de kızacak bana. Bağlanıyormuş Acun Bey. Yeter hiçbir şey anlatmıyor. Annen ne dedi buraya gelirken? Annem bir şey söyleyeyim mi? Ben onu çok severim. Annesini çok severim. Annem de seni çok seviyor. Ellerinden öpüyorum. Hayatım. Canım benim. Güzelim. Çok güzeller güzelim benim. Çok sever beni. Her namazında ben hala dua ediyor. Ben bazen mesela Seda Hanım'ın programda konuları oluyor. O telefon şey okuması yazması pek yok. Hemen torunlarına arattır ara bakalım reklam arasında ya da mesaj atın sakın der. O kadının sende hakkı var. Sakın ha kötü Allah bir şey söyleme der. Canım yani. Benim hala ellerinden öpüyor. Her namazında da dua ediyor Allah var. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler başımızın tacı. Bütün annelerin ayaklarının altından öpüyorum. Allah annelerimizi korusun. Survivor'da güç mü, denge mi, zeka mı önemli? Hepsi, hepsi önemli. Sen akıllı bir adamsın. Hepsi önemli. Bir de hele bir de ben seni hayata hazırladım. Hepsi çok önemli Seda. Sen o yüzden hepsiyle baş ettin. Tabii canım, tertemiz yaptım hepsini. Kılçıksız fileto yaptım hepsini. Ama bu sefer bizim rakipler çok zorluyor. Bu sefer evet. Bu sefer ne yapacağız? Bizim dengemizi bozmasalar bari. Sen geri baş edersin. Oğlak bizi pratik zekayız. Ya biraz bir şey önce söyledim, ikimiz de oğlak burcuyuz ya. Pratik zekadır. Anında strateji uzmanıdır. Yalan mı? Yani bir şey söyleyeyim mi? Şey çok zor. Mesela hani hem yaş olarak hem fiziksel hem de algısal bir dezavantajım var. Ben mesela... Kaç yaşında oldun sen şimdi? Ben 41 oldum. Oldun mu o kadar? Oldum ya. Yaşlandık ya. Daha büyüksün gibi geliyor bana. 77'li kaç oluyor 77 artık? 40 ya ben 78'liyim. 45. 40 diyelim 45, ben 45. Bütün yaşlar ortaya çıktı. Özgür, ne diyorsun? Bir şey söyleyeyim mi? Her şeyin tanığı sensin. Sen var ya sen, Özgür İsviçre Bankası. İsviçre, bak İsviçre bankaları bilgileri vermez biliyorsun. Herkesin her şeyi Özgür'de saklıdır. Özgür'den hiç kimse bir hayatta şey alamaz. Hayatta konuşmaz. Hayatta. Evet. Anlatmaz yani. Bravo ya. Şimdi konuşacağım. Sen Nihat'tan bunu duydun ya. Tamam artık. Niye? Yani çünkü sen şeysin yani düz bir adamsın. Ben kolay kolay kimseyi sevmem ama sevdiğim zaman da asla ve asla çok vefalıyımdır. Ben Özgür kadar sektör tabii ki bütün camide bütün magazinciler Özgür magazinci değil bir kere burada magazinci mi oldun onu da anlamadım. Özgür prodüktördür, menajerdir, her şey var. Sinem de tabii hepsi birbirinden çok kıymetli de yani... Özgür çok vefalı Seda. Çok. Benim hayatımda iki defa çok büyük yani bir haksızlığa linçe uğradım. Hiç unutmam ilk arayanlardan bir tanesi. Sen hayat boyu bak hayat boyu. Allah ne zamana kadar nefes verir, ömür verir bilemem ama. Hayatım boyunca madden, manen ne olursa bak hayatım boyunca her zaman burada bir kardeşim var. Tamam mı? Sen benim canım.
Çok ama sana haksızlığa uğradığında sana ilk duasını yollayanlardan biri de şu anda ekran başında benim annem. Ona kurban. Ha. Bir şey söyleyeyim. Sen niye Coşkun, üzülmedi mi? Annem, sen o haksızlığa uğradığında annem Seda, çok üzüldü biliyor musunuz? Şöyle yapalım. Ya biz böyle bir aileyiz işte. Şöyle yapalım. Ben Survivor'a gideyim. Şu an hiç zamanım yok gerçekten. Her gün bir şey var. Tanıtım vesaire. Survivor'dan geldikten sonra Ayşe anneye gideyim ben. Kesinlikle. Bir yemeğe gelmek isterim. Nur kesinlikle Selim, aileyle bir yemek gitmelisin, yiyelim. Ziyaret etmelisin. Tabii. Çok dua etti. Dedi ki günah dedi ağlatıyorlar. Benim annem. O zaman bir haksızlığa uğradı. Konuşmayalım gerek yok. Annem çok üzüldü. Bütün dedi ki günah dedi. Allah razı olsun. Günah dedi ona yazık dedi ağlatıyorlar onu. O da neyse Allah yanında bir şekilde. Bizim sahibimiz Allah. Ben hep onu söylerim. Hak olanın, haktan olanın sahibi haktır. Eğer hak da bu davanın sahibi ise haktan olanlar asla ve asla yıkılmayacaktır. Bak burada Zinnur hocam var. Hı hı. Eski Diyanet görevlisi hocam. Şu an senin konuşmalarını saygıyla dinliyor. Estağfurullah. Hocam çok donanımlıdır. Bakma ben anlatana kadar göbeğim çatladı ya. Ama. Kendisini zaten tanıyorum, takip ediyorum. Kendisini beni tanıma şansı yok ama takdire şayansınız. Estağfurullah hocam. Dünyavi ve uhrevi konularla dolu dizginsiniz. Öyle öyle. Ağzınızdan eski tabirle bal damlıyor. Estağfurullah hocam. Aa Zinnullah hocam bunu söylüyorsa. Hocam, Diyanet görevlisi eski Diyanet emeklisi hocam. Çok teşekkür canım ederim. Hocam. Allah az razı olsun. Önce benim dileklerimi, yani benim de farklı dileklerim var ama yakın, daha da belki de takdire şayan dilekleri siz dile getirdiniz. Hocam. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Maşallah. Tabii şey de önemli, yani ben alime sormuşlar en çok neyi bilirsin diye, haddimi bilirim demiş. Ben hiçbir şeyim, eğer bu okyanusta bir damla olabilirsem ne mutlu bana. Her gün hali okuyorum. Her gün hali okuyorum. Doğru. Yani, namazını kılar. Kılar, Allah kabul ederse. Doğru. Yani, namazını da kılar. Öğrenmenin sonu yok. Bizler değişmeyen hiçbir şey, değişmeyen tek şey değişimdir. Kardeşler, değişmeyen tek şey değişimdir. Bizler de değişime ayak uydurmamız için hep kendimizi yenilememiz lazım. Bunu şarkılarla, türkülerle vesaire ama bir yandan da ilmende bir şeyler kapmak, bir şeyler öğrenmek lazım. Hayattaki en büyük zenginlik hep onu söylerim. Ben çok güçlüyüm, benim gazetelerim var, televizyonlarım var. Hayır, dünyanın en büyük gücü bilgidir arkadaşlar. Dünyanın en güçlü insanı, en çok bilen insandır. Ben peki, onu biliyorum, onu sevgili söyleyeyim. Ece. Seni özür dileyerek yerine alıyoruz. Birazdan canlı yayında göstereceğim sonra ne yapması gerektiğini. Şimdi tamam. Biraz önce bir tanesinde ne okuduk? Nihat Doğan'ın benim için yaptığı şarkıydı. Şimdi yine böyle çok hala inanılmaz derecede dinlenilen, gittiğimiz her konserde istenilen Allah'ına kurban var. Birlikte evet. Yapmış. Hatta düetten de o arada da arkaya da klibi de yansıtabilirlerse de. Klip, güzel olur. Allah'ına bulduysanız hadi. Bir eski düştün gördüğüm adın dilinde kördüğüm peşine pervane döndüğüm sendin görmüyorsun. Bir eski düştüm gördüm adım dilimde kördüm peşine pervane döndüm sendin bilmiyorsun. Başı bulutsuz dağların kaç kez tükettim umutların atıp içimde gömdüğüm sendin ölmüyorsun. Başı bulutsuz dağlarım kaç kez tükettin umutlarım atıp içimde gömdüğüm sendin ölmüyorsun. Allah'ına kurban ol, al al bu canım senin olsun yarına durmam yarim.
kurban yârim, al bu canım senin olsun. Yollarına durmam yârim, beklesem de dönmüyorsun. Allah'ına kurban yârim, al al bu canım senin olsun. Yollarına durmam yârim. Gördüğüm adın dilimde kördüğüm, dışına pervane döndüğüm sendin görmüyorsun. Bir eski düştüm gördüm adın dilimde kördüm, dışına pervane döndüğüm sendin bilmiyorsun. Başım umutsuz dağların, kaç kez tükettim umutların. Atıp içimde gömdüğüm sendin ölmüyorsun. Başa bulutsuz dağlarım, kaç kez tükettim umutlarım. Atıp içimde gömdüğüm sendin görmüyorsun. Allah'ına kurban yârim, al bu canım senin olsun. Yollarına durmam yârim, beklesem de dönmüyorsun. Allah'ına kurban yârim, al bu canım senin olsun. Yollarına durmam yârim, beklesem de dönmüyorsun. Yollarına durmam yârim, beklesem de beklesem de dönmüyorsun. Seda Sayan! Yihak Doğan! Estağfurullah, estağfurullah. Bu şarkıların sözü de müziği de Nihat Doğan'a ait. Helal olsun. Ya bu şarkıyı olsun. Zorla okuttuk ya. İki şarkı. Zorla okudu, zorla. Bu ne dedi be? Böyle şarkı mı olur? Vallahi hiç şarkı hiç bilmez. Bak bir paradan anlamaz, bir şarkıdan anlamaz. Neden anlamam? Vallahi bir paradan anlamaz. Para hayatta ben bunun para tuttuğunu falan görmedim. Doğru. Aman aman gönder. Aman kim ne almış, kim ne bitmiş, en son gel ne almıştık diyor biz oradan şunu al. İyi tamam kapat. Zaten yarısında dağıtır zaten herkese. Kim doğru, var etrafında doğru ben böyle bir şey görmedim. Ne paradan anlamam. Hayatta. Bak Nihat'ın söylediğini de Mete Kalın da söyle, bir de şarkıdan anlamam. Bir de imza, hayatta imza atmaz. Atmam. Söz. Adamım ben. Hayatta imza atmam. İmza atmam. Nasıl biliyor bak? Sana da bazıları cimri mimri diyor ama sen çok cömertsin. Aksine. Ya. Aksine. Kim diyor cimri? Demiyor lan. Uydurdun be bunu. Karıştırdın. Başkasıyla mı? Alişan'la mı karıştırdın yoksa? Alişan'la ne alakası Allah olsun. Bak bir şey söyleyeyim aksine, mi? Hiç cimri. Kimse bak. Hep onu söyle. Hep Allah'tan ararız ya. Tabii ki Allah'tan arayacağız. Ama kötüyü de iyi de biraz da kendimizde aramamız lazım. Hiç para tutma. Değil mi? Elim. Mesela bir insan. Ellemem. 20 yıl, 25 yıl starlık çok zor bir şey. Eğer 20-25 yıl bir insan star oluyorsa... Bunu verdik yanında ben ne yaparım? Ay öyle be. Ne? Ay çok ayıp. Aa. Hep dağıtıyor. Hep dağıtır. Hep dağıtır. Hep. Çok cömerttir nasıl? İşte söyleyeyim mi? Ya ben mesela program yapıyorum ya. Bana bazıları ya sivri dili. Ben farkındaysan magazinle alakalı çok fazla bir iki kişinin haricinde çok fazla girmem. Doğru. Girmem. Çünkü biraz ben de sanatçıyım. Yani bel altını falan hiç sevmem mesela. Hiç inandığımı söylerim ama abi, bu camiada bakın duygulandırdım kendi ben. Annesini bakın annesini
darula cezeleri atan sanatçılar var. Evet. Bak, var. İsim söylemem. Bana yakışmaz. Ama annesine, ailesine, kardeşlerine böyle koloni gibi yaşar Seda. Evet. Koloni gibi. Evet. İnanılmaz bağlıdır ve hep anne duasını alır, biliyor musun? Bugün sen buradaysan evet, hep anne duasından, biliyor musun Seda? Mertliğinden ve cömertliğinden. Geçen gün bir şey söylemiştim ya, yani hep dedin ya hani insanlar, sanatçılar iyi örnek olmalı. Seda Sayan'dan şunu öğrendi insanlar, annesine bakmayı, babasına kızsa bile babasının arkası. Ben her rahmetli annemi, rahmetli babama kızdığımda aklıma Seda Hanım'ın lafı geliyordu. Anne babamın yaptığı en iyi şey benim sana, yeter, hani konuşmayalım, çok güzel bir şey. Bence biz bunu öğrendik, ailelerimizden utanmamayı, geçmişimizden utanmamayı ve onları her yere taşımayı öğrendik. Bu çok önemli bir şey, çok çok önemli bir şey. Evet. Ne güzel. Pelin gördün mü? Bütün döktü ortaya. Ben açıkçası... Ama nasıl unutmamış? Yani... Paraya dokunmam, hiç sevmem. Gerçekten. Şarkıdan o kadar... anlamam, paradan anlamam. Ki Oğlak burcusunuz çok da mümkün değil. Hani Oğlak burcu çok bu konuları iyi yönetebilen burcudur. İkinizin Oğlak olduğunu biliyorum. Oğlaklar için öyle denir. Öyle denir, evet. Ben sadece işlerde... Nasıldır hakikaten? Tek bir şey bilirim. Yani 15 yıldır. Maşallah. Sezon başı dediğimiz dönemlerde fiyat konuşulur. Evet. Sonrasında Seda Hanım'ın bugüne kadar biriyle para konuştuğunu hiç görmedim. Tahmin edebiliyorum. Yani. Konuşmam. Ben de ve parayı da kendisinin yani aldığını da görmedim. Seda abla, bir de bendeki yerin mesela şöyle çok farklı. Ben ilk kez yayın yapmaya başladığımda fi tarihinde, bundan herhalde bir 6 sene falan olmuştur. Bir gün canlı yayın, çok da tecrüben falan da yok. Hala pek yok yani. Estağfurullah. Öyle, estağfurullah. Bir tweet, çok da başarılısın. Tweet, çok teşekkür ederim. Doğru. Seviyorum yani. Ama çok da donanımlı. Twitter'dan biri bir yorum yapmıştı. Ben de kendimi tutamamıştım. Halbuki kulağımda da kulaklık var. Bana herkes diyor ki sakın ağlama. Hani ağlama canlı yayın, ama tutamadım. Yani rahmetli anneannemle ilgili bir şeydi. Ben ağladım. Önümdeki alet edevatı da attım. Artık öyle böyle yayını öyle kapadık. Ağla ağlaya çıktım. Benden sonra sen yayına giriyordun. Programın başında o benim ağladığım bantı gösterip dönüp dedin ki izleyicilere, hani bu kızı ağlattınız. O gün bugündür hiç unutmam. İşte o samimiyet, hani vesile oldu, teşekkür ederim. O samimiyet ederim çok ya. Önemli. Çok teşekkür ederim, çünkü hakikaten çok canım yanmıştı. Canım benim. Çok arkamda önemli konular. Benim için çok, çok önemli konularımız var. Reklama gideceğiz ya. Özcan Deniz eski sevgilisiyle ne oldu, ne yaptı? Yeni sevgilisi hamile. Bülent Ersoy'un sağlık durumu ne durumda, onu öğreneceğiz. Biliyorsunuz. Bir Özcan'ı da evlendiremedik artık ya. Ya evet. Özcan 1, Alişan 2, ben 3 ya. Evet. Vallahi billahi ya. Seni ben evlendireceğim. Kız. Aha. Seni ben belki de ben evlendireyim. Dur bakalım. O kadar da değil. O kadar da değil. Yani. O kadar da değil. Tamam, barıştık barıştık da o kadar da olamaz yani. Hani barışmıştık? Hani şimdi Berdan Mardin burada olsaydı o fıkrayı anlatırdı. Hani barışmıştık? Bunu birazdan anlatacağım. Dinle beni, dinle. Bak, hatta Berdan'ı bağlayın, o anlatsın. Hayır, hayır, hayır. Hani barışmıştık? Berdan değil, ben anlatacağım. İnsan tabii ki barıştık. Ama önce, arkadım, önce. Susturdu yine. Sakın evladım, para sakın geliyor. Efendim reklamlar, reklamlardan sonra sakın biz buradayız. Aşk, aşk sorun ne bende? Aşk sorun ne bende? Özcan Deniz eski sevgilisiyle nerede yakalandı? Ünlü sanatçı neler söyledi? Süperstar Ajda Pekkan eski eşinin cenazesine neden gitmedi? Ünlü sanatçı tepkilere nasıl cevap verdi? Gezdim seni sokak sokak. Ahmet Kural'la ayrıldıktan sonra kendini yollara vuran Sıla bu kez nereye gitti? Yan, yan benimle. Az sonra Seda Sayan'da. Deniz eski sevgilisiyle nerede yakalandı? Ünlü sanatçı neler söyledi? Süperstar Ajda Pekkan eski eşinin cenazesine neden gitmedi? Ünlü sanatçı tepkilere nasıl cevap verdi? Gezdim seni sokak sokak. Ahmet Kural'la ayrıldıktan sonra kendini yollara vuran Sıla bu kez nereye gitti? Yan, yan benimle.
Az sonra Seda Sayan'da. Evet Ece, söz sende. Evet, kıyafet değişti. Bir anda topuklu ayakkabıdan, elbiselerimizden spor kıyafete geçtik. Her an her yerde spor yapabiliriz. Ben aslında bugün kadın seyirci fazla, kadınlara yönelik işte kalça, bacak, karın en çok daraltmak, sıkılaştırmak istediğimiz bölge. Onlara yönelik hareketler gösterecektim ama hazır Nihat Doğan burada ve yakın zamanda Survivor'a gidiyor. Oradayken, yani öncesinde hazırlanırken spor yapmaya şansın oldu mu bilmiyorum. Yapmış ama çünkü orada ceketlerle durmuyorsunuz gözüküyor. Yapmış. Var mı? Sana yönelik mesela. Bir git de baksın kadın. Şınav çekelim. Bak, iki o kadar mesleğim değişti artık yani. Wellness'a içmeli oldum. Var burada. Var. Göreceğiz yani ceketsiz Survivor'da. Çalışmış. Şınav çekelim mi ya? Saatini matini, ceketini çıkar gel. Hayır ben. Gel kurbanım gel. Ya ben çekeceğimi çektim zaten. Allah çektirmesin. Ben gideceğim de yine adada belki hani lazım olur diye bakmak istiyorum. Gel kurbanım gel. bak orada kıyafetler var. Şimdi göstereceğim şey kadınlar daha kolay bir şekliyle yapabilir. Aa ben bile çekerim ayol. Şınav çekersin artık. Şınav yani şınav çok rahat. Şimdi şınav için bir basit bir zorunu göstereceğim. Bir mat, bir düz bir yer, işte Survivor'da, adada, kumsal, çim, artık ne bulursak, toprak. Şimdi bu zor olan kısmı Nihat'ın seni yapması gereken. Seni niye götürmedi ki bu Acun? Ha? Seni niye götürmedi seneye, ki? Seneye götüreceğiz. Ben gitmiyorum vallahi ki. Vallahi bu ben gitmiyorum. Ben geçen sene Everest'e gittim Survivor'ı siz sıcaklardayken. Ne yaptın orada Everest'i tırmandın mı? Everest maratonunda koşan ilk Türk oldum, ilk Türk kadın. Türk bayrağımızı Everest dağına, Himalayalarda ve orada bir yarış vardı. ...21 gün boyunca Everest dağında kaldım. Bir yarış bu, dünyanın en zor ve en yüksek irtifadaki, yani dağda 5800 metreye, Ağrı Dağı'ndan daha yüksek yerlere. Şu anda görüntüleri görüyorsunuz ekranda. Helal olsun sana. Teşekkür ederim. Bayrağımızı Everest'in tepesine taşıyan Ece Vahapoğlu, helal olsun. Canım benim, güzel arkadaşım. Ve orada da tabii ki ruhuma da çok iyi geldi ama bedensel, fiziksel çok zordu. Ve günlük yaptığım, tabii ki bir spor salonuna gidemiyorum, bazı hareketler vardı. Survivor gibi adalarda da hani orada da kas gücü, tabii ki zeka, güç, strateji, ekip çalışması da işin içinde var. Psikolojisi de var orada. Ama çok az yemekle orada hani fit ve güçlü kalmaya çalışıyorlar. O yüzden şınav hareketi yapılabilir. Kolay versiyonunu önce hanımlara gösteriyorum. Dizlerimizin üstünde yapabiliriz evde. Kollarımızı daha geniş açalım rahatlasın ve göğsümüzün üzerine iniyoruz. Böyle değer gibi yapıp çıkıyoruz. Sen bunu yaparsın. Ve bu arada nefes alıp verebilirim. Bu kolay versiyonu kadınlar için. Vallahi yaparsın. Gülme ya. Veya daha dar yaparsak arka kolu çalıştırmak için. Bunu da yaparsın. Evet. Şimdi Nihat Doğan'ın eminim zaten yapıyordur. Tam şınav. Şınavda bütün vücut kasları çalışıyor. Kolay gibi duruyor ama biliyorsunuz ki kolay değil şınav. Kol, omuz, karın. Evet. Nihat duymuyor. Bir iki başka mı söylüyor? Hayır hayır. Yatay değil de hani başka ne yapabilir? O zaman ayakta bir şey yapabiliriz. Bacak kalça için mesela squat. Mesela senin bacak nasıl kazdırsın? Ne yaptın? Oğlum gitsene kızın yanına. Ya görüyorum. Vallahi. Squat yapabiliriz. Ya. Yukarı. Nefes ver. Bunu evde çömelerek yapabiliriz. Bravo Ece. Orada bravo Ece yerde. Bravo oğlum. Ece. Bravo bravo. Yine kalçayı çalıştıran bir hareket. Ters tarafa. Müzik de güzel oldu. Kalçayı sıkılaştıran, güçlendiren bir hareket. Bir de hiç yer yok. Diyelim ki hiçbir spor matınız, düz bir yer yok. Adadasınız. Yaka mikrofonuna biraz volüm verin Ece'nin. Karın kaslarımızı sıkılaştırmak için şunu yapabiliriz. Bakın şu anda
Hiçbir malzeme yok. Yerde değilim. Ayaktayken karın kasımı çalıştırıyorum. Kaldırabildiğiniz kadar. Veya... Oraya da görün. Bize. Magazini görün. Bakın ne yapıyorlar. Bak Sinem'e bak. Yap Sinem. Pelin de çok iyi sporcudur. Pelin de çok iyi sporcudur. Nihat nasıl diyorlar? Nihat çok kolay ya. Ha, ha, şöyle. Şimdi şöyle. Adaya aferin. Şu da 6-7 gün sonra gideceğiz. Allah nasip ederse. Çalış. Yani o büyü bozulmasın. Tamam mı? Yani adaya saklayalım. Adada çünkü rakipler de bana göre kendilerini şimdi gardına almışsınlar. Bana istemiyorum bak, yani. Bir şey söyleyeceğim. Tabii canım. Şimdi önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi Nihat'a baktım. Buralarını bayağı çalıştırmış. Hoca sen de baktın. Çalıştırmış. Evet, buralar çalışmış. Şimdi bunlar şişsin diye takviyeler alıyorlar. Şimdi orada alamayacak. Bunlar inecek mi? Aha. Doğuş gitti orada. Hayır, söndü ya çocuk. Ya zaten şöyle bazıları takviyeyle şişirip ama işte, takviye patlıyor. Iyi değil. Sen? Takviye tabii, iyi ben değil. Doğal Allah ne verse doğal. Bizde doğal. Bizde orijinal her şey. Her şey orijinal. Çünkü öyle o yüzden oldu. Orada çok aç kaldıkları için ve spor yapamadıkları zaman direkt yani kaslar eriyor, kaslar azalıyor. Kaslar. Ama zaten protein tozu, amino asit o tarz takviyeler çok profesyonel. Nereden bulacak protein tozu? Solucanlarına çıkıyorlar. Seda Allah. Nasıl bir şey sabah akşam kokonat? Solucanlarına çıkıyorsunuz değil mi? Tatsız matsız. Ya dur akrep makrep ısırdı beni. Bak, korkuyorum şimdi. Bak seninle bu kıyafetini bozmayacak. Çok istiyorlar spor yapmayı. Ya şınav çekemem. Şınav çekmiyoruz. Şunu yapabiliriz. Canım, bu çocuk oyuncu. Bu ne böyle? Yap. Ha bu işte bu öyle. Öyle önemli bu. Müzikle. Ya bu kolay mı? Nedir ya? Bu önemli öyle değil mi? Ya ne önemli en kolay bir çocuk oyuncu Allah aşkına ya. Gerçi sen bunu halayda da yapıyorsun da. Ne? Halayda da yapıyorsun. Ha burada da kırıyorlar. Bir şey söyleyeyim mi? Hayır. Şimdi askerimiz tabii Afrin'de olduğu için biraz o noktada Seda da çok hassas. Evet, burada halay da çekerdi. Ben de çok hassasım. Aslında çok güzel de halaylar falan da hazırlamıştık. Halay ekibimizi de hazırlamıştık açık söyleyeyim ama maalesef doğru olmazdı. O yüzden biraz da böyle slow geçiyoruz. Evet. Peki başka ne yapsın mesela? Yoğun istek üzerine. Bu arada sosyal medya yıkılıyor. Twitter'da TT'yiz. Bütün sosyal medya bizi konuşuyor şu an. Evet. Twitter'da. Orada sosyal medya da olmayacak uzakta. İnsanlar alışkın değiller mi? İki ayrılmış insanın tekrardan yan yana gelip arkadaş olmasına. Belki de. Ve bazılarda ne kadar hasret kalmış. O kadar güzel yorumlar var ki. O kadar güzel, inanılmaz güzel yorumlarınız var. Ben onu saygıyla ağırladığıma inanıyorum. Sevgiyle tabii kucakladığıma canım. İnanıyorum. Her zaman arkasında, yanında, yöresinde olacağım. Her zaman gerçekten onun arkasında olacağım. Ben şey var mesela tabii Seda Hanım'dan televizyonculuğu öğrendim. Ben yine isterim Seda Hanım'la program yapmayı da isterim. Tabii o alışkın değil böyle benim gibi cacacı. Uğur gibi garip gelsin burada. Ay değil mi Uğur'a garip hoş deme. Geldiniz, hoş geldiniz. Başka bir şey yok Uğur. Uğur çekin kenara. Orada kavga dövüş Uğur böyle pevete. Ay Uğur. Bak Uğur'u çok seviyorum adamı hiç konuşturmadım ha. Adamı hiç konuşturmadım. Sana bir şey söyleyeyim adamın Uğur'a gibi o. Uğur'a seni çok seviyorum ben. Çok iyi adam. Valla ben o canım kardeşim benim. Uğur kötü bir şey söylemedim kız. Yok. Nihat problemim... Bey ne yapmıştır ne yapmıştır? Ben susturmamışım gibi söyledim. Adam bunlar var ya ruhuyla adam. Renk kattı ruhuyla. 5 sene ruhuyla renk kattı adam. Seninle bir şey söyleyeyim. Aman aman sözümü geri aldım ha ben Seda'yla program yapmam. Aa, gelirim senede gel. Bir böyle. Yok hayatta senede bir böyle iyi hoş. Gel. Şarkıya ben geçiyorum. Efendim. Ay. Arkadaşlar. Seni seve seve yoğun istek çok üzerine. Çok seve seve seni. La yapalım ya. La. Gelsene. Seni seve seve. Çok seve seve seviyorum. Seni bile bile, çok bile bile bilmiyorum. Seni seve seve, çok seve seve seviyorum. Seni bile bile, çok bile bile
bilmiyorum. Beni ağlarken güldüre, tatlı sözüyle sevindire, alemi sarmadan bile aşk sürpriz bir muamma. Seni seve seve, çok seve seve seviyorum. Seni bile bile, çok bile bile bilmiyorum. Seni seve seve, çok seve seve seviyorum. Seni bile bile, havalandım ya er, yaralandım ya, havalandım ya, yaralandım ya. Bu nasıl sevda, ay 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 ay, kala kaldım ya. Bu nasıl sevda, kala kaldım ya. Bütün sevenlere gelsin, bütün sevenlere, bütün aşıklara gelsin. Beni ağlarken güldüre, tatlı sözle sevindire, alemi sarmadan bile aşk sürpriz bir muamma. Her yolda, hep karşımda. Seni seve seve, çok seve seve seviyorum. Seni bile bile, çok bile bile bilmiyorum. Seni seve seve, çok seve seve seviyorum. Seni bile bile, çok bile bile bilmiyorum. Ahvalandım ya, yaralandım ya. Kala kaldım ya, havalandım ya, yaralandım ya. Bu nasıl sevda, kala kaldım ya. Seni seve seve, çok seve seve seviyorum. Seni bile 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 bile, çok bile bile bilmiyorum. Sende, sende, sende. Seni seve seve, çok seve seve seviyorum. Yalan. Seni bile bile, çok bile bile bilmiyorum. Yalan, yalan. Seni seve seve, çok seve seve seviyorum. Ay 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 ay. Seni bile bile, çok bile bile bilmiyorum. Bir tanesinden bir tanesine. Olur mu? Ondan önce ben bir şey söylemek tabii, istiyorum. Bu, sen çok bir şey söyle. Sayın İsviçre 12 yıl sonra bir araya geldiniz.
Birbirinize itiraf edemediğiniz bir şey var mı? Ya da birbirinize itirafta bulunun. Evet, hep söylemek istediğiniz de söylemek isteyip de söyleyin. Doğru söyleyeyim, yalan mı söylüyorsun? Doğruyu söylüyor. Ama gerçekten yani itiraf. Bizlerin huzurunda birbirinize itirafta bulunun. Ya her şeyi ben söylüyorum abi, bu nedir ya? Tamam, Seda Sayan da söyleyecek. Vallahi ev sahibiniz, misafiriniz. Ne söyledik? Biraz da sen söyle. Ha, ev sahibi beni. Bak bir şey söyleyeyim mi? Az önceki bir dakika. Reklam arasındaki o sözünü unutmadım ha. Unutmadım. Evlen, öyle yok, kusura bakma. Tamam, barıştık. Hayır, arkadaşız, sus. Arkadaşız kabul, dostuz kabul, sonuna kadar her zaman yanındayım kabul. Yanındayım. Kabul, ama öyle evlendirme evlendirme. Yok oldu, sevgililerimizi de alalım tatile matile gidelim. O kadar değildi. Niye? Olmaz. Niye? Olmaz. Olur. Olmaz. Hani nerede medeniyet? Ya ne alakası var? Bu arada kim öptü sizi? Olmaz. Beni kim öptü? Ruj var şurada. Vallahi sen sen ne öptün? Galiba rujunuz oraya değmiş. Ne oldu oğlum? Ruj değmiş şuraya çok az da onu soruyorlar. Çaktırma. Niye yaptın ya? Bir çok az. Öyle kardeşim, medenilik tamam, medenilik başka bir şey. Doğru. Tamam mı? Ama o iş, affedersin, hayvan da çok fazla medeni ama... Gidiyor dışarıya bilmem ne yapıyor. Bravo. Olmaz. Bunun bir seviyesi var. Geçmişte bir yaşanmışlık var bilmem tamam, ne. Tamam, gel uzatma. Saygı gel. Önemli. Sakın. Hele hele kabul yok. Evlendirme yok. Yok. Gel. Olmaz. Sakın. Olmaz. Sakın. Şarkı istiyorlar. Hadi boş verin itiraf. İtiraf evet. Kaçıramazsınız. Ya boş ver itiraf. La la la. Saygısına, sevgisine sahip çıkmasına teşekkür ediyorum. Sen bana Allah'ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Sen bana Allah'ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Helalim alın yazım, naharım diğer yarım. Sensizlik ölüm bana, havam suyum ekmeğim aşım. Helalim alın yazım, baharım diğer yarım. Sensizlik ölüm bana, havam suyum ekmeğim aşım. Bir tanesinden, bir tanesine, can tanesine, can tanesine. E ben sensiz yapamıyorum. Gül tanesinde, gül tanesine. Ben sensiz yapamıyorum. Gül tanesinden, gül tanesine. Duy sesimi. Seni sevmekten bıkmayacağım. Tek seni sevmekten usanmayacağım. Ben seni sevmekten bıkmayacağım. Tek seni sevmekten usanmayacağım. Helalim alın yazım, baharım diğer yarım. Sensizlik ölüm bana, havam suyum ekmeğim aşım. Helalim
alın yazım baharım yer yarım sensizlik ölüm bana havam suyum ekmeğim başım. Ben sensiz yapamıyorum gül tanesinde, gül tanesinde. Ben sensiz yapamıyorum gül tanesinden, gül tanesine. Bir tanesinde, bir tanesine. Ben sensiz yapamıyorum gül tanesinden, gül tanesi. Şimdi sende bir tanesinden, bir tanesine. Can tanesinden, can tanesine. Ben sensiz olamıyorum gül tanesinden, gül tanesine. Ben sensiz yapamıyorum gül tanesinden, gül tanesine. Duy sesimi, duy sesimi. Duy sesimi, duy sesimi, duy sesimi. Ses, 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 ses. Ne ama? Yüreğimin başı yangın yeridir. Beni yakan yar zalimin biridir. Yaşıyorum sanma bu can diridir. Bu dert beni erim erim eritir. İstemem ki taçlı dünya güzeli sensin bu gönlümün evet özeli. İstemem ki taçlı dünya güzeli ah sensin bu gönlümün evet özeli. Valla sana sevdam şimdi de ezeli. Ben ölmüşüm sen benden ayrı gezeli. Ben ölmüşüm sen benden ayrı gezeli. Yüreğimin başı yangın yeridir. Beni yakan yar zalimin biridir. Yaşıyorum sanma bu can diridir. Bu dert beni erim erim bıçak bileyen. Nazı yarmış cellat benim ah benim. Nazı yarmış cellat benim ah benim. Yüreğimin başı yangın yeridir.
Hasan Tokatlı'nın biridir. Yaşıyorum sanma bu can diridir. Bu dert beni erim erim eritir. Yüreğimin başı yangın yeridir. Beni yakan Tokatlı'nın biridir. Yaşıyorum sanma bu can diridir. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Beni yakan Tokatlı'nın nice nasıl coşuyorlar? Ya böyle bir şey. Allah. Ya ne ne. Tokatlı, Tokatlı. Cemal abi Tokatlı. Tokatlı mı? Ha Cemal abi. Ha. Ne yapıyordun? Kıskandılar mı? Yüreğimin başı yangın yeridir. Beni yakan yar zalimin biridir. Yaşıyorum sanma bu can diridir. Bu dert beni erim erim eritir. Haydi sor. Yüreğimin başı yangın yeridir. Seni yakan muşlunun biridir. Yaşıyorum sanma bu can diridir. Bu dert beni erim erim eritir. Bu aşk beni, bu aşk beni erim erim eritir. Üstadlara da şöyle güzel alkışlar gelsin. Hiç prova falan yapmadık ha. Evet. Provasız, bunların hepsi provasız. Böyle hepsi ha. Anında. Emeke saygı, emekçiye saygı. Heh. Anlat anlat. Sen anlat, biz bayılmışlar taklidimi yapmana. Yalan mı söyleyeyim kardeşim? Vallahi herkes bayılmış, ne güzel. Hele sakın sakın. Aa lütfen sen. Lütfen bir. Bir de nasıl aa lütfen. Çok manyaksın. Ne yapayım? Hakikaten çok manyak değil mi? 13 sene geçmiş. Ah. Bunu unutma uzak. Aa lütfen sakın. Sakın. Nasıl sakın? Aa. Bazen de böyle söylüyor arkadaşlar arasında da şakalaşıyoruz. Ne, sen ne diyorsunuz? Kulağınız çınlatıyor. Özgür ne anlatıyorsun sen orada? Mıy 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 pıs pıs pıs. İtirafları bekliyor. Ne itiraf? Söyleyeyim mi? İtiraf önünü bekliyor. Kestim. Arabayla yolunu kestim. Ha. Evet bana evet. Bunlarla geliyor. Evet. Neden? Bir gün kafamın tasını attırdı. Sabahın köründe çıktım bekledim onu. Kimi kız? Hiç haberim yok. Ondan sonra... Yanımda kim vardı ya? Evet sonra... Cengiz abi mi bu arada? Kim var? Cengiz abi. Sonra baktım. Aynı valla Kadın İnanır'ın filmi gibi. O Kadın İnanır'ın bir filmi var ya. Neydi o ya? Hayır, Türkan Şoray'la. Al yazmalı. He? Ha ha. Onun gibi. Bekledim abi. Yani. İki saat bekledim. Baktım. Kafasını kırarım. Şiddete hayır. Geber. Canım güzel şey. Aa, şiddete karşıyız. Aa, sakın. 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 Şiddete karşıyız. Yani bak. Arabasının önüne. Yine sonra böyle bir ayrılık falan vardı. Sonra öyle barışmıştık diye hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum? Düşünsene sabahın altısında kadın şok. Özür dilemek için sabahın altısında gittim. Elinde çiçekler. Elimde. Çok iyi attı kapıda. Doğru. Doğru. Sabahın altısı. Erkek. Ben de o zaman sabah programı. Erkek bravo. Söyle. Erkek kadının kapısında yatacak. Aferin yürü. Ben bilmem. Yürü. Yürü. Bravo. Efendim. Yürü ders ver. Diyorlar ki bak. Doğru doğru. Diyorlar ki vay efendim ben maçoyum bilmem neyim. Ben maça ne yaparsın maçoyum kadını bilmem döverim. Gerçek maçoluk kadını döven değil. Kadını için dayak yemeyi göze alan erkektir. Bravo. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Öyle abi. Ve bu söyledikleri öyle. Tamamen de doğru. Altına imzamı atarım. Evet. Maç odur ama öyle şeyleri yoktur Allah yok, için. Kadın için niye yalan konuşuyorsun? Kadın için dayak yemeyi göze alabiliyor musun? Kadın için, sevdiğin için kapısında yatabiliyor düşünsene musun? Düşünsene adama kaç sene gözünü bakarak sakın demişim susturmuşum bak. Bu kadar bak sakın. Kız 2,5 sene ya. Hiçbir şey konuşmuyor. 2,5 cümle falan söyledim. 2,5 sene sakın derim. Sakın Feda'nın sakın. Haklı. Feda'nın haklı. Haklı. Feda'nın haklı. Katılıyorum. Kadın her zaman haklıdır. Kadın her zaman haklıdır. Kadın her zaman haklıdır. Bravo. Bana bak şey var ya bir Kemal Sunal'ın filmi vardı Kemal. Kadın haklarını savunuyor. Onlar her zaman haklıdır diyor. Ben buraya çıktım. Niye çıktım şimdi? Neye çıktım? Damlaya damlaya. Sor bir. Sonra buraya niye çıktın? Ha? Kız biraz da sen öv ya. Yok. Daha hayır, ne tamam yapayım ya?
Gel bir huzurum Seda Hanım, tamam. Sizden de itiraf alalım. Bir çok güzel alsın. Bir itirafta bulundu. Ha? Sıra sizde. Ben mi? Sizden evet, bir itiraf. Ben itiraf mı? Evet. Kız kötü bir şey söyleme ha. Kötü bir şey söyleme. Yok. Ha, kötü değil, gerçek kötü neye söyleyeyim be? Şaka diyorum be. Bizim hiç böyle kötü hiçbir şeyimiz olmuyor. Bana bak, biz seninle niye ayrıldık ben onu bile bilmiyorum ha. Vallahi unuttum niye. Vallahi billahi ya. Vallahi ciddi söylüyorum ya. Fakat ne aradın? Hayır şey diyor ki biz kavga mı? Coşkun biz... sen biliyor musun? Ya Coşkun. Kardeşim biz... topa girsene sen de Allah Allah. Nerede Nursel'i bağlayın? Nursel ablayı bağlayın. Sen niye atıyorsun? Yok abi hiç ölmez o. Övüyorum. Ne at övüyorum? Kız sus hiç ölmedi. Sus. Yok. Vallahi Allah kırıldım abi. Öveceğim. Kırdım kalbimi. Gel al gönlümü. Beni bir övsene be. Bak Survivor'a gidiyorum. Gözüm arkada kalır. 6 ay yokum ona göre. Öveceğim. Öveceğim mi döveceğim mi anlamadım. Hayır öveceğim. He tamam. Yanındakini ne olursa olsun inanılmaz güzel taşır. Taşırım. Hisleri çok kuvvetlidir. Çok kuvvetlidir Allah var. Şöyle bakarak tehlikeyi sezer. O yani belki 5000 kişilik salondaysak bile orayı tırt gözüyle tarar ve... Radarım. Hayır. Hisleri o yüzden kuvvetlidir diyorum. Tehlike nereden gelecek? Ne olacak? Bir kere koruması inanılmazdır. Orada haklı. Orada haklı. Dualıdır. Dürüsttür. Bir de şey o benim gibi oğlak olduğu için vicdan. Buna bir şey yaptıracaksan inatlaşmaya gerek yok. Vicdan ama yapacağım buna. Saçımı buradan okşa bin yıl sırtımda taşırım. Doğru. Ama bana el melelini kaldırdığın zaman ayağımın altına alır ezerim. Ay yapmazsın. Çok yap. İyi savaşırım. Yok bir şey söyleyeyim yok. Çok iyi savaşırım. Kadınsa. Kadınla ne işim olur? Kadınla savaşılır mı? Mesela sana kadın el kaldırıyorsa sen el kaldırmazsın. Çok dayak yapmaz. Yemişimdir. Erkek dayak yiyecek evde. Öyle kardeşim erkek dediğin. Erkek dediğin karısından. Dışarıda aslan olacak evinde kedi olacak. Evet. Bak sen bir şey söyleyeyim. Bir şey itiraf edeyim mi? Bak. Bak. Orada Cemal abi 12 sene sonra gördü ya yağların elinde her şeyi anlatıyorsun. Şimdi eve gideceğiz. Hanım da bir tanesini söyledi. Hanımlar. Evet ya öyle olacak Cemal abi. Öyle olacak. Öyleydi. Maç olalım. Bak dünyanın bak affınıza sığınıyorum. Şu an ekran başında da bizi çok seyreden var. Telefonlar kilitlendi. Sosyal medya falan yıkılıyor. Hakkınızı helal edin. Ama söyleyeceğim sözden dolayı özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Hakka da girmek istemem ama bu cümleyi, bu kelimeyi kullanacağım için de şimdiden özür diliyorum. Dünyanın en alçak, en benamus, en haysiyetsiz insanı kadınına el kaldıran adamdır. Doğru. Bir de hani ben savaşırım derken gerçekten benim hani tabii hep Allah'tan hasbinallah. Ben onu dövüyordum oturuyor. Dayağını yiyordu oturuyordu. O başka. Allah bana bakın aferin. Çok bazen hani Yunus Emre diyor ya bir ben var bende benden içeri. Bazen kendimi hani anlamlandıramadığım, tanıyamadığım, anlam veremediğim bir ben var benim içimde. Rabbil Alemin bana öyle bir şey başka bir ben vermiş ki dünyayla savaşacak kadar cesaretim var. Bak açık söylüyorum. Bak dünya ile. Bak açık söylüyorum. Eğer haklıysam hak gördüğüm yerde Seda da bilir. Zaman zaman doğru. Kimlerle ben hiç bak. Çünkü ben sadece ve sadece görmedim. Gördüğüm hiçbir şeyden korkmam. Dünyayla savaşacak cesaretim var ama bir hanımefendiyi kıracak cesaretim yok. Doğru. Yalan söyle. Yok. Kadınlar asla kavga edilmez. Kadınla asla savaşılmaz. Evin içerisinde hükümdar da, kral da, kraliçe de kadındır. Her başarılı erkeğin arkasında mutlak surette başarılı bir kadın vardır. Doğru. Doğru söylüyor. Hadi bütün askerlerimiz için bir uzun onu oku. Ne okuyayım? Burada oturduğun yerde oku hadi. Şimdi böyle hani olunca. O zaman şey bütün herkese gelsin. Bütün gurbetçi kardeşlerimize gelsin. Si de yapabiliriz. Yaradan var yer gökü. Oh.
Ama padişahım sen de benim gibi. Ah yaradan var, yaradan var, yaradan var, 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 var. Ah askerem nasıl edim, Mehmet'em nasıl edim, Afrin'deyem nere gidim, vala vatan bekleyem, ay 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 ay. Ah nere gidim, anam beni bekler nasıl edim, anam beni bekler, sevdiğim beni bekler nasıl edim, ay 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 ay. Ah anam tezkere yolu gözler nere gidim, aman 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 aman. Nasıl edim, ay 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 ay. Fincanın etrafı yeşil aman aman. Fincanın etrafı yeşil aman. Ağam kız, canım kız, öldürdü beni. El etin, göz etin, öldürdü beni. Fincanım etrafı yeşil aman aman. Fincanım kolların boynumdan aşın. Sarfalım kolların boynumdan aşın. Sarhoşam dilim dalaşır eman eman. Canım kız öldürdü beni. El etin, göz etin yandırdı beni. Aman kız, canım kız öldürdü beni. El etin, göz ettin, mahvettin beni. Fincanın sızlarım ben zara zara. Ağlarım, sızlarım ben zara. Türkiye fenomenini arıyor. Herhangi bir konuda fenomen benim diyorsanız sizlere şöhretin ve paranın kapıları açılıyor. Kendiniz için, eşiniz, dostunuz, akrabanız için, köylünüz, memleketliniz, mahalleniz için eğer fenomen burada diyorsanız bize ulaşın. İşte telefon numaramız. Uğur'la Fenomen Avı Seda Sayan'la'dan hemen sonra.
364 metreye ulaştım. Everest ana kampında gururla Türk bayrağımızı dalgalandırıyorum. Helal olsun. Seninle gurur duyuyorum. Hep gurur duydum. Yazdığın kitaplarla gurur duydum. Verdiğin mesajlarla gurur duydum. Şu yaptığınla gurur duydum. Canım arkadaşım çok benim. Çok teşekkür ediyorum. Helal ben olsun. İzlediğimde kötü oluyorum. Ben böyle çok gururlandım. Şey oldum. Çok teşekkür değil mi? Ederim. Peki Pelin Çini'ye teşekkür ediyoruz. Özgür Aras'a teşekkür ediyoruz. Sinem Yıldız'a teşekkür ediyoruz. Tabii ki ben bugün konuşamadım. Kimseyi de konuşturamadı. Adam bu kadar sene bastırıldım. Bırakın yeter beni dedi. Artık. Nihat Doğan! Nihat Doğan! Teşekkürler Nihat Doğan. Doğanlarımızla Survivor'a uğurluyoruz. Seda, Allah muvaffak etsin inşallah. Çok teşekkür ederim. Beni çok güzel ağırladın. Başta çok değerli ekibin olmak üzere. Sana da çok teşekkür ederim. O kadar güzel ağırladın, o kadar biz güzel onur ettin ki çok teşekkür ediyorum. Bir de son günlerde ahlaki dezenformasyon, adeta bir filin züccaciye dükkanına girmesi, Moğol ordusunun girdiği yeri tarumar etmesi, bir çekirge sürüsünün girdiği tarlayı yerle yeksan etmesi gibi toplumu o kadar çok sirayet etti ki biz de en azından bu ahlaki dezenformasyona medeniyet noktasında örnek olabilme adına eğer bir parça olsun tadımız olduysa ne mutlu bize. Sağ olun, var olun. Her zaman başımın üstündesin Sedacığım. Her zaman. Onu hayırlısıyla yolcu ediyoruz. Ben de onun her zaman yanında ve arkasında olacağım. Seni seviyoruz Nihat Doğan. Kendisi çok seviyorum. Yarın herkes Allah nasip ederse Mustafa Kemaloğlu var.